Diriliş Ertuğrul 3. bölüm. Bu dizinin betimlemesi Teknen Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Teknen Film. Gece vakti nehir kenarında yanan ateşin başında yere uzanmış alpler uyuyorlar. Ertuğrul'un başında Kara Toygar'ın yolladığı maskeli adamlardan biri sessizce sokulup kılıcını kaldırdı. Kuş sesiyle birden gözlerini açan Ertuğrul başındaki adamın kılıcını atılıp üzerinden attı. İlyas fırlayıp üzerindeki örtüyü sıyırdı. Diğerleri de fırlayıp hemen silahlarına davrandılar. Suyun çevresinde etraflarını bir anda çok sayıda maskeli adam sardı. Ertuğrul ateşten yanan bir odun geçirdi eline. İlyas elinde asa olarak kullandığı sopayla savaşıyor. Ertuğrul ucu alevli odunu üzerine saldıranlara kılıç gibi savuruyor. Otların arasındaki bir maskeli yayını gerdi. Okun ucunda Turgut. Kimse onun farkında değil. Ertuğrul okçuyu fark etti. Ertuğrul elindeki alevli odunu okçuya fırlattı. Odun oku yolladıktan sonra adamın üstüne düştü. Ok Turgut'un koluna saplandı. Yiğit çadırdan çıktı, karanlıkta korku içinde koşuyor. Tam bir çadırın yanından geçerken Afşin kolundan tutup çekti. Duman ve Halime'yi çadırdan çıkarıyorlar. İkili direniyor ama boğazlarına kılıçlar dayanmış. Afşin baygın haldeki Yiğit'i sol kolunun altına almış. Sağ elinde kılıcı, yüzü örtülü halde çadırın arkasından önlerine çıktı. Halime Yiğit'i görünce dondu kaldı. Yiğit'i külçe gibi yere bıraktı. Yiğit kımıldamıyor. Maskelerden biri Afşin'e hamle etti. Uzunlamasına bir kılıç darbesiyle yıktı adamı. Bırakın ya da hepinizi öldürün. Sen bizi aptal mı zannettin? Çekil yolumuzdan. Anlatamadım herhalde. Ya ikisini de bırakırsınız ya da hepinizi öldürün. Son kez söylüyorum. Bırak! Deli Demir hançerini Numan'ı tutan maskeliye fırlattı. Halime de kendini tutana dirsek atıp elleri bağlı halde koştu. Yiğit açtı gözlerini, gülümsüyor. Numan da başında. Geçmiş Yiğit koşuyor. Afşin tutup kenara çekti. Parmağını dudağına götürüp sessiz ol işareti yaptı. Yiğit'in arkasından geleni kılıcıyla kesip yere attı. Yiğit irkildi, korkuyla bakıyor yerdekine. Afşin Yiğit'in omzuna attı elini. Yiğit tamam diye kafa salladı. İbnül Arabi Turgut'un yanında. Bu karı tez durdurmak gerek. Okun bir kısmı içeride kaldı. İlk önce onu çıkarmamız lazım. Hallederiz evvela. Turgut'un başına doğru hareket etti. Bamsıyla Doğan ateş yakmışlar, başındalar. Ertuğrul kılıcının ucunu ateşe sokup kızdırdı. Turgut dişlerinin arasına bir dal parçası aldı. Hadi bismillah. Ertuğrul yarayı kılıcıyla deşiyor. Bamsı kendi canı acır gibi büzdü suratını. Turgut rahatlayıp gevşedi. Ağzındaki dalı attı. Oktan kalan kanlı metal parçası Ertuğrul'un elinde. Derviş Turgut'a su içiriyor. Tapınakçıların kalesinde gözlerine mil çekilmiş kör adam Mario'nun sandıktan çıkardığı daha ufak sandıkları alan üstad her yanları örtülü kişilere veriyor. Rachel, sevgili kızım. Zekana ne kadar güvendiğimi bilirsin. Onun için sana en zor görevi verdim. Senin görev yerin kayıların obası olacak. Yolunuz açık olsun. Eliyle havada bir haç işareti çizerek kutsadı. Hapşonların örtüğü yüzlerinden görünen minicik kısımlarda derileri açık kanlı yaralarla dolu. Ne yapmaya çalıştığınızı anlayamadık efendim. Veba sevgili şövalyem. Bu küçük kudretli ordum tüm İslam dünyasına şeytanın lanetini yayacak. Yarından tezi yok. Kervan için obanın satılacak malzemelerini toplayacaksın. 3 gün içinde de kervanı yola çıkaracaksın. Beyim, malları niye tacir götürmüyor? Kara Toygar'ın niyeti kötü. Kervanı basabilir. İşte bu yüzden malları tacirin eline veremeyiz. Gün doğdu alpleriyle bu işi yapacak. Emrin olur baba. Ne istersin beyoğlu? Sizden yurt almaya geldim. Peki karşılığında ne vereceksin? Eğer bize yurt verirsen, karşılığında 2000 tane alp... Başın her dara düştüğünde yanında olacak. Benim sarayımın muhafızlarının sayısı bile bundan fazla. Yolun açık olsun beyoğlu. Sıradaki. Ertuğrul kımıldamadı. Beyim. Sıradaki. Beyim. Hadi. Hadi. Ertuğrul'u bir milim oynatamadı yerinden. Ertuğrul'sa onu bir hamlede kapıp kolunu boğazına doladı. Saldıran iki askerden birini tekmesiyle savurdu, diğerine omuz attı. Bey yanındaki askerlere eliyle durun işareti verdi, izliyor. Ertuğrul son askeri Bey'in ayaklarının dibine fırlatıp birkaç adım yürüdü. Muhafızları, 3 eksik say. Gece El Aziz'in sofrasında müzisyenler kenarda müzik yapıyorlar. Sizle nasıl anlaşacağız Türkmen?
Obamız için bereketli bir kışlak isteriz. Kışlak. Önce kışlak istersiniz, sonra olur o yaylak. Sonra bir de yurt istersiniz siz. Doğru. İsteriz. Kadın karanlık bir saray odasında bezi açtı, içinden bir mum çıkardı. Mumu pencere önünde alevi titreşen diğer mumda yakıp eski mumu söndürdü. Sonra havayı solumak istemez gibi örtüsüyle ağzını kapatarak çıktı. Allah'ım, sen kuruma taşıyamayacağı yüklemezsin. Bütün obanın yükünü omzuma koydun. Bana bu yükün altından kalkmayı nasip eyle yarabbim. Mum Ertuğrul'un odasında siyah ince bir duman havaya karışıyor. İbnül Arabi zikir meclisinde. Kudüm çalan sazendeler dervişlerin arkasında ayaktalar. Ertuğrul seccadesini toplayıp kalkmaya çalıştı ama geri bir adımla sendeledi ayakta. İbnül kendindeki hali anlamak ister gibi etrafına bakınıyor. Zayıf, güçsüz birkaç adım daha attı ama sarhoş gibi. Zikir meclisi ve Ertuğrul arasında gidilip geliniyor. Dervişlerin ayaklarının altında beyaz koyun postları serili, gözleri kapalı. İbnül Arabi gözlerini açmış. Ertuğrul çöktüğü yerden kalktı. Zoraki birkaç adımla yatağın yanına gelip ahşap kenar direğine tutundu. Kendini sırt üstü yatağa bıraktı. İbnül Arabi zikirden kopmuş, düşünceli. Ertuğrul'un gözleri yavaşça kapandı. Halüsinasyon görüyor. Gece bir kuyuda duvara zincirlenmiş. Kuyunun dibinden alevler yükseldi. Mumu odaya yollayan iki asker koridordalar. İbnül Arabi kaşlarını çattı. Kesik kesik nefesler alıyor. Ertuğrul kuyunun dibinden yükselen alevlerden bir çıkış yolu arayarak kuyunun ağzına baktı. İbnül Arabi hafif yanı açıp yukarı kaldırdı. Kollarıyla gözleri kapalı bağırıyor. Bir anda esen rüzgarla Ertuğrul'un oda penceresi açıldı. Mum söndü. İçeri hava doluştu. Şöminedeki ateş harlandı. Odanın kapısı açıldı. Asker kafasını uzattı içeri. Ertuğrul'un omzuna beyaz tüy gibi bir şey kondu. Ertuğrul halüsinasyonun içinde. Kaşları çatık. Uyan. Ertuğrul gözlerini açtığı anda askerle yüz yüze geldiler. Asker boğazını sıkıyor. Ertuğrul direndi. Askeri tekmeleyip üzerinden itti. Maskeli asker hemen kalkıp kaçmak istedi ama Ertuğrul yakaladı. Asker Ertuğrul'a tekme atıp itti. Kılıç savurdu. Ertuğrul askerin kılıç tutan elini kavrayıp kolunu ters çevirdi. Baldırına attığı tekmeyle onu yere çökertip kılıcı boğazına dayadı. Çekiliyor. Asker ise çırpınıyor. Odaya işlemeli hançeriyle diğer asker girmiş. Ertuğrul önündekinin boynunu kırdı, diğerine yöneldi hemen. Kapı ağzında onu yere itti. Bir adım geri çekilip kılıcını almaya yeltenince asker hemen kaçtı. Ertuğrul bir süre elinde yatağını nefes nefese kaldı, sonra koştu. Yerde öldürdüğü asker gözleri açık yatıyor. Zikir bitti. Allah'ım sana şükürler olsun. Gündüz. Yemekte ne konuştunuz? Ne istiyormuş Ela sizden? Kayılar. Kışlamak için yer istediler emirden. Gülümsedi Titus. Kayılar istediğini almalı. Nasır şaşkın. Nasıl yani? Anlamadım. Alacakları yurt. Haçlı kontluğun sınırlarında olsun. Sadece Ertuğrul değil. Soyunu da kurutmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Size istediğiniz yurdu vermeye karar verdik beyoğlu. Doğrusu bizi buna Nasır ikna etti. Nasır sehpadaki ceylan derisi haritalardan birini aldı. Burayı biliyor musun? Asi Nehri'nin batısı. Topraklarının bereketli olduğunu duydum. Düşmanları da bereketli. Ağaç altı. Güneşi bayrak göğü çadır eğileceğiz. Kısraklarımızı uçsuz bucaksız ovalara süreceğiz. Pusatlarımızı yar eğleyip ordularımızı gür kılacağız. Tamgamız yedi iklimde adaletin sancağı diye dalgalanacak. İlahi muştumuzu dağların denizlerin ötesine taşıyacağız. Gündoğdu kervanla birlikte at üstünde ilerliyor. Yanında Hamza. Karatoygar ve askerleri yola pusu kurmuş. İleride otlayan koyunların yanında koyun postuna sarılmış bekleyen pusudaki adamlar ayağa kalktılar. Oklarla yere düşenler oldu. Sonra kayaların ardındakiler de kılıçlarıyla hücum ettiler. Gündoğdu atından indi. Sol elinde kalkanı, sağ elinde kılıcı Selçuklu pusucularının arasına daldı. İki askerle birden savaşıyor. Arkasındakine kılıç batırdı, önündekini kalkanıyla savurdu. Hamza üzerine savrulan kılıcı kalkanıyla defedip tekme attı. Başka bir asker karşısında. Karşıdan bir asker Hamza'ya ok yolladı. Hamza iki büküm
güçlüğünü kaldı öyle. Her şey çok yavaş akıyor. Gündoğdu karşısındakini kalkanıyla itip arkasına döndü ve kılıcı var gücüyle Hamza'ya hamle eden askere fırlattı. Kılıç askeri derdi, asker nerede? Hamza bir gayret ayağa kalktı ama bu defa da karnını kesen kılıç ve kafasına aldığı darbeyle yere düştü. Gündoğdu'nun etrafını sardılar. O direniyor. Üzerine kılıcını savurana elindeki yayı vurdu. Aldığı darbeyle yüzü acıyla büzüştü. Düşecek gibi oldu. Ayakta kalmaya direniyor. Göğsüne aldığı tekmeyle emekler vaziyette yere düştü. Doğrulmadan başını kaldırdı. Kara Toygar atının üzerinde Gündoğdu'nun tepesinde. Fil makarası şeklinin içinde kenarları sarı kontörlü büyük bir T harfi, altında Tekden Fin yazısı. Jenerik akarken eski dönemlere ait daha çok savaş aletlerinden oluşan objeler sanki yerçekiminden kurtulmuşlarcasına karanlık bir fonun önünde ağır çekimde hareket ediyor, kayıyorlar. Etrafta yer yer minik beyaz boz derecikleri. Ertuğrul, Emin Altan Düzyatan, Gündoğdu, Kaan Taşaner, Hayme, Hülya Darcan, Kurdoğlu, Hakan Banlı, Selcan, Didem Balçın, Halime, Esra Bilgiç, Aykız, Hande Subaşı, Gökçe, Burcu Kıratlı, Üstad, Levent Öktem, Titus, Serdar Deniz, Afşin, Turgut Tunçay, Turgut, Cengiz Coşkun, Doğan, Cavit Çetin Güner, Bamsı, Nurettin Sönmez, İbnül Arabi, Osman Soykut, İlyas, Fahri Öztezcan, Akça Koca, Hamit Demir, El Aziz, Mehmet Emin İnci, Numan, Sedat Savtak, Hamza, Tolgay Sala, Elanora, Özlem Aydın, Dündar, Arda Anarat, Yiğit, Burak Temiz, Derviş, Gökhan Karacık, Süleyman Şah, Serdar Gökhan, Deli Demir, Mehmet Çevik, konuk oyuncu Kara Toygar, Can Kahraman, yardımcı yönetmen Ali Ayyıldız, ses süpervizörü ve dublaj yönetmeni Burhan Şahin, final mix Ramazan Şahin, görsel efektler Genius Parkas direktörleri Canan Aydın Karabulut, Rabia Sultan Düzenli, kurgu yönetmeni Akif Özkan, post prodüksiyon süpervizörü Ahmet Teke, kostüm tasarım Serdar Başbuğ, başlık ve takı tasarım Mücella Mert, sanat yönetmeni Özü Doğru Cici, müzik Alpay Göltekin, Zeynep Alasya, yapım koordinatörü Hamide Keçin Hurma, idari koordinatör Nurcan Saltaş, görüntü yönetmeni Veysel Tekşahin, ikinci yönetmen Hakan Arslan, senaryo Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mustafa Burak Doğru, Hale Aksu Engin, Ay Emre Oduncu, konsept danışmanı Mehmet Fahrettin Dal, proje danışmanı Kemal Tekler, TRT proje sorumlusu Yahya Tayyip Aydeniz, genel koordinatör Hüseyin Nurettin Dal, yapımcı Mehmet Bozdağ, yapım Tekden Film, proje tasarım Mehmet Bozdağ, yönetmen Metin Günay, diriliş Ertuğrul. Dizideki hikaye ve karakterlerin ilham kaynağı tarihimizdir. Dizinin çekimleri sırasında hiçbir canlıya zarar verilmemiştir yazdı. Kervan. Ganimetlerle ilgili. Hadi! Kara Toygar atından atladı. Yanında eli kılıcında bir yaveri. Yazık. Çok yazık. Bunların hiçbirini hak etmedin Gündoğdu. Babana demiştim. Esirleri vermezsen gök kubbeyi başına yıkarım diye. Şimdi düşünsün bakalım. Törelerini mi yoksa evladını mı seçecek? Gündoğdu ter içinde, nefesi hala düzelmemiş. Derin derin soluyor. Kara Toygar'ın yaveri Gündoğdu'ya sokuldu. Gündoğdu'nun eli yavaşça çizmesinin içindeki hançere gitti. Bir anda kalkıp yaverin karnına sapladı. Sonra daha kimse anlayıp müdahale edemeden atına atladı. Yakalayın! Durdurun şunu! Durdurun! Birkaç yaya asker koştu ama Gündoğdu toprak yolda hızını aldı bile. Hamza ölmemiş, yattığı yerde gülümseyip yumdu gözlerini. Oba, sıradan günde boşalmış tezgahlar, tahtalardan yapılmış bir beşiği sallayan küçük bir kız çocuğu, önünde ağaç direklere asılmış oba bayrakları, dalgalanan otağı. Süleyman Şah otağındaki odada yürüyor. Post serili sedirin arkasında asılı kayı bayrağının önünde durdu. Beyaz üzerine siyahla yapılmış bayrak, iki yay arasında bir ok işareti ya da Latin harfleriyle ı'yı yazılmışı andırıyor. Elini bayrağın üzerinde dolaştırdı. Başında siyah sarığı var. Sakalları beyaz, saçları beyaz. Geçmiş rüyasında yatağında oturuyor. Ertuğrul yayını gelmiş karşısında. Kalbinden vurdu babasını. Şimdi Süleyman Şah düşüncelere dalıp gitmiş. Bütün oba açlıktan kırılıyor. Kıtlık her yerde. Bir akına bile çıkamadık. Neden? Çünkü beyimizin çıbanlı başı dertte. Bütün oba halkı senin yaşlılığından şikayetçi. Geçmişte Süleyman Gündoğdu'ya tokat attı. Şimdi Süleyman'ın gergin yüz kasları hareket etti. Otağın kilim halı kapısına arkası dönük. Ertuğrul girdi. Elinde rulo yapılmış berat. Elini göğsüne vurunca Süleyman Şah gülümseyerek döndü.
Birbirlerine gülümseyerek karşılıklı durdular. Ertuğrul yürüdü, babasının yakın karşısında durdu. Süleyman şefkatle tebessüm ediyor. Ertuğrul elini uzanıp öptü, alnına koydu. Kucaklaştılar sımsıkı. Süleyman Ertuğrul'un sırtına vurdu elini. Sağ omuzdan sol omza değiştiler başlarını. Ertuğrul bir adım geri çekildi. Yüzü gülüyor. Sana yüzünü kara çıkarmadan döneceğim dedim. Döndüm baba. Rulo ufak bir kutunun içindeki Berat'ı uzattı. Süleyman merakla alıp kapağını açtı. İçinden çıkan beyaz rulo kağıdı açıyor. Ertuğrul'un at binerken kirlenen yüzü hafif isli, toprak kiriyle kararmış. Süleyman gözleri dolu dolu okuyor Berat'ı. Başını kaldırıp Ertuğrul'a baktı. Dualarım kabul oldu. Hayme geldi, gülümsüyor. Çok şükür kabul oldu. Artık bir kışlağımız var. Lakin işimiz hiç kolay değil. Kayı kolay olana talip olmaz evlat. Evelallah. Her müşkülün üstesinden geliriz. Evelallah geliriz. Annesine döndü. Hayme beline gelen gür siyah saçlarını örük yapıp sol omzundan aşağı almış. Ertuğrul elini öpüp alnına koydu. Hayme yüzüne şefkatle baktı. Hoş gelmişsin Aslanoğul. Bu müjdeyle geldin. Rabbim seni iki cihanda mutlu kılsın. Boyun boylansın. Soyun soylansın. Anam. Can anam. Canım feda anam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah da seni korusun. Elleriyle yüzünü okşadı. Hadi şimdi istirahate çekil. Ertuğrul babasının karşısına geçti. Toya katılacaksın. Orada tüm kayı beylerine Halep'ten getirdiği muştuyu sen vereceksin. O zaman meseleyi eline boyuna konuşuruz. Hep beraber. Müsaade varsa istirahate çekilmeden önce bir işim var. Onu halletmek isterim. Süleyman kafasını öne arkaya sallayıp onay verdi. Ertuğrul bir adım geri gidip sağ elinin içini sol göğsüne vurarak selam verdi. Halime obadan çıkmış düzlüğün ortasındaki az yapraklı ağacın altına yürüyor. Etrafta kimseler yok. İleride obadan yükselen ateş dumanları. Kırsalda çevrede pek ağaç yok, dümdüz. Halime'nin üzerinde beyaz, çok bol olmayan şalvarımsı bir içlik, iki yanı yukarı kadar yırtmaçlı uzun etekli bir elbise, üstünde mini yelek, başında başlığın arkasına iliştirdiği işli bir kumaş. Elini ağacın gövdesinde gezdirip başını dallarına kaldırdı. Yapraklar sararmış, cansız, düşmek üzere. Elbisesinin beline sardığı kalın kuşağın arasında kınında minik bir hançer var. Dirseklerine kadar dar gelip orada işli bir manşeti olan kollarının dirsekten aşağısı bol ve kenardan kesik, dikişli değil. Yakasında da kırmızı yeşil minik nakış işleri var. Başını sağa sola çevirip duru, durgun gözlerle çevresini izliyor. Sağ yanağın kulak hizasında minik kahverengi bir beni var. Başını gene kaldırıp ağacın kuru dallarına çevirdi. Sırtını ağacın gövdesine yasladı. Yüzünü güneşin solgun ışığına döndü. Yanaklarında, alnında ağacın gölgesi. Ok gibi üst kirpikleri yavaşça alt kirpikleriyle birleşti. Gözlerini kapattı. Geçmişten kesikler geldi gözünün önüne. Kafesteler. Haçlı askeri elini boğazına geçirdi. Kaçarlarken Numan'ın baldırına ok saplandı. Halime'yi yere fırlattılar. Askerler kollarını tutarken bir sol kemiğini çözüyor. Ertuğrul ok fırlattı. Bir askerin boğazını, yerinin göğsünü deldi. Numan'ın başında ellerinin bir anlığına birbirine değdiği an. Şimdi Halime açtı gözlerini. Allah'ım sana şükürler olsun. Tam umudumuzun bittiği anda Ertuğrul'u çıkardın karşımıza. Onu zalimler karşısında güçlü kıldın. Şimdi de iyi haberlerle sağ salim dönmeyi nasip et. Beyaz at. Halime fırladı, eli belindeki hançere gitti ama sonra durdu. Sakinleşip indirdi omuzlarını. Ertuğrul. Aykız'dan öğrendim burada olduğunu. Korktun mu? Korkmadım da. Şaşırdım, tez geldin. Sana söylemedim mi?
Atımı hiç durmadan süreceğim. Tez gidip tez geleceğim demedim mi? Dedin. Sözümü tuttum. Ertuğrul atında hala gülümsüyor. Gündoğdu atını çatlatırcasına sürüyor. Düz çimenlik alanda su birikintisinden geçerken etrafa sular sıçrattı. Çevrede çalılıklar, ince gövdeli ağaçlar var. Bir yandan da arkasını koluyor. Onun az önce geçtiği yerden iki Selçuklu askeri geçiyor, yüzleri maskeli. Bakır rengi atlarının kafasında yüzlerinin tam ortasından geçen beyaz bir çizgi var. Bir su birikintisinin içerisinde kuru sazlar. Ertuğrul'la Halime suyun kenarındaki yeşil çimlerin üzerindeler. Halep'ten güzel haberler getirdin mi? Yeni bir yurt var mı gidecek? Evet. Şükürler olsun. Oba halkı sonunda rahat bir nefes alacak. Herkes yolunuzu gözledi. En çok da Aykız. En çok da Aykız mı? Halime indirdi gözlerini. Yani anne baban, yaylanın soğuğunda üşüyen bebeler, herkes, hepimiz. Ertuğrul nihayet gülümsedi. Gözlerini kaçırıp başka yönlere baktılar. Halime ellerini önünde göbeğinin altında bağlamış, mahcup sakin. Ertuğrul'un kılıç kabzasına taktığı kırmızı püskülü fark edip zarifçe dokundu. Hiç yanımdan ayırmadım. Karşılaştığım her zorlukta bana güç verdi. Ne zaman dara düşsem, senin de benim yanımda olduğunu hatırlattı bana. Hafifçe tebessüm etti Halime. Ertuğrul elini deri kemerinin içine soktu. Halep'ten senin için aldım bunu. Sarı desenleri olan mavi bir kadife kumaşa sarılı. Benim için mi? Evet diye kafa salladı. Halime ince bir deri ipe sarılmış hediyeyi alıp Ertuğrul'a yan döndü, ipi hızlıca açtı. Kumaşın içinde gümüş bir çerçevesi olan yuvarlak ufak bir el aynası. Halime Ertuğrul'a döndü. Bu çok güzel Ertuğrul Bey. Aynaya döndü. Kaldırdı yüzü hizasına. Ertuğrul da başını yaklaştırıp Halime'nin omzu üzerinden aynaya baktı. Benim gördüğüm güzelliği senin de görmeni istedim. Halime yüzüne çevirdi aynayı. İkisi birlikte bakıyorlar. Ertuğrul toparlanıp çekildi. Sağına doğru bakıyor. Halime Ertuğrul bakmadığı zamanlarda gözlerinin içine daha uzun bakıyor. Her şey bir rüya gibi. Beyaz at hemen gerilerinde, başı onlara dönük. Ama her rüya gibi bunun da bir sonu var. Ne oldu Halime? Canınız kan ne? Kara Toygar. Obayı basıp bizi kaçırmaya kalktı. O bizim peşimizi asla bırakmayacak Ertuğrul. Ertuğrul sokuldu Halime'ye, kollarını iki eliyle kavradı. Gönlünü ferah tut. Andolsun ki ben de sizi asla bırakmayacağım. Göz gözeler. Ertuğrul Halime'nin kollarını bıraktı elik kılıcının kabzasında. Halime etkilenmiş, tebessüm ediyor. Amanos dağları Tapınakçılar Kalesi yazdı. Yanmakta olan mumların dizili olduğu tablanın önünde diz çökmüş, dua eden Eleanora'nın birbirine tarakladığı elleri çenesinin altında. Gözleri kapalı. Sahil parmak uçlarını önce alnına, sonra sağ, sonra sol omzuna değdirerek istavroz çıkardı. Titus camlı kapının cam aralığından içeri bakıp kapıyı açtı. Üzerinde iki yaka ucunu birbirine zincirle tutturduğu uzun bir pelerin, Eleanora'nın renkli gözleri yaşlarla dolu. Titus yanına çömeldi. Babamın bugün ölüm yıldönümü. Tam 8 yıl oldu.
Keşke ağlayabileceğim, dua edebileceğim bir mezarı olsaydı. Babanın ölüsü için değil, yaşaması için dua etmelisin. Gülümseyip elini uzattı Eleanor'a. Eleanor'a verdi elini. Titus ayağa kalkıp Eleanor'ayı da kaldırdı. Karşılıklı yüz yüzeler. Titus Eleanor'un yanağındaki yaşları eliyle sildi. Babanın cesedini bugüne kadar kimse görmedi. Kim bilir, belki de hayattadır. Sevgili kızıyla bir gün karşılaşacağı hayali onu hayatta tutuyordur. Elini yavaşça Eleanor'un beline doladı. Eleanor başını yavaşça Titus'un göğsüne yasladı. Kuş bakışı oba. Girişinde ağaç dallarından yapılmış direklere gerilmiş bayraklar. Obanın içinde Ertuğrul ve Halime yan yana yürüyorlar. Ertuğrul atının dizginlerini eliyle tutuyor. Kalasların birbiri üzerine konulması, iplerle bağlanmasıyla etrafı açık bölmeler yapılmış. Bazılarında hayvanlar var. Arkalarında uzun elbiseli, işlemeli yelekli iki genç kadın. Önlerinde başlıklı, lacivert, uzun elbiseli genç bir kadın daha. Ertuğrul'un atının eğicinin altında deri bir örtü. İki ergen, genç kız ikilinin ardından baktılar. Yanan bir ateş, üzerinde kararmış bir kazan. Selcan'ın sarı elbisesinin etekleri yerleri süpürüyor. Kırmızı elbisesini bakır bir leğene koymuş. Üzerine güğümden su döktü. Gökçe leğenin başına çömelmiş, elbiseyi yıkıyor. Yanlarından birkaç koyun geçti. Selcan'ın elinde uzun bir tahta var. Çamaşırı onunla ezip dövüyor. Ertuğrul'un içi kürklü başlığı elindeydi. Atını bağlamak için durunca tutması için Halime'ye verdi. Halime yanında bekliyor. Oba sakinlerinin gözleri üzerlerinde. Selcan'la Gökçe'nin sırtı dönük henüz görmediler. Ertuğrul aldı başlığını. Selcanlarla aralarından bir koyun sürüsü geçiyor. Gökçe başını çevirince ikiliyi fark etti ve dondu. Ayağa kalktı. Selcan onun halini görünce baktığı noktaya döndü. İkiliyi gördüğünde yeşil gözleri nefret dolu bir bakışa büründü. Ne vakit geldi de bu uğursuzla buluştu. Kolay gelsin altınlar. Henüz görmedi ikiliyi. Dönünce o da gördü. Ertuğrul Bey'imiz gelir gelmez bu kızın yanında almış soluğu ana. Öyle nereden gelirler? Yan yana nasıl yürürler? Bir işin aslını bilip bilmeden içine fesatlık sokma Selcan. Bu hallerinin kimseye faydası yok. Ertuğrul geldiğinde ilk önce bizim elimizi öptü. Vallahi bu misafirlik konusunu bir an önce halletmemiz lazım ana. Bey babam bu olanları bilmiyor, görmüyor. Bu kızın ocağımıza kastı var. Diliniz işleyeceğine eliniz işlesin. Dünya kadar iş var. Döndü gidiyor. Selcan nefretle baktı ikiliye. Saçını tek örük yapıp başlığının altından sağ omzuna sarkıtmış. Başlığının kenarlarından renkli iplerle yapılmış minik işlemeler, metal parçacıklar sarkıyor. Hırsla işine döndü. Kurdoğlu bir çadıra girdi. Girişteki tahta tezgahta bir başlık asılı. İçeride ortadaki ocağın kenarında iki adam ayakta. Süleyman Şah, ne dedi beyim? Konuşan beyaz sakallı adam. Ertuğrul Halep'ten dönmüş. Elaziz'den yurdu almış. Ertuğrul sandığımızdan yaman çıktı. Gür sakallı adam. Sen Kurdoğlu Bey'in de oyun tükenir mi sanırsın? Elbet bizim de bir hesabımız var. Gündoğdu ormanın içinde at sürüyor. Sağ eliyle atının dizginlerini tutmuş. Hafif öne eğik. Dönüp arkasına baktı. Hemen az gerisinde iki Selçuklu askeri başlarını ağaç dallarının altından eğerek hızla at sürüyorlar. Kesik bir ağaç gövdesinin yanından geçtiler. Deli Demir, kefenenin kılıcı seninkinden hallice. Dergat oğlum, nereden buldun bu eşek sopasını? Geberttiğimiz açlılardan. Ha, gavur pusattan ne anlar bak. Bamsının kılıcını çekip aldı. Pusat dediğin aha böyle. Elif gibi eğri olacak. Yiğidin bileğine oturacak. Çeliğe baş olacak. Geleni görünce suratı düştü. Ertuğrul dikildi karşısına. Karatoygar'ın adamları Halime'nin çadırı basmış Deli Demir. Doğru mu? Doğru Ertuğrul. İtikliğini yaptı ama boyunun ölçüsünde aldı. Ben sana o çadırı namus bilesin diye emanet ettim.
Nasıl olur da burnumuzun dibine kadar gelip çadır basarlar? Haklısın Ertuğrul. Boynum kıldan ince. Bir anlık gaflet işte. Al hançeri vur. Tövbe kanım akmaz. Ertuğrul'un bakışları yumuşadı. Yine de sağ olasın Demir Usta. Senin sayende hayatı kurtulmuş bir çareleri. Yok, yok. Sadece ben değil. Bir de Afşin. Obaya gelen tüccarın adamıymış. Ama biliyor musun Ertuğrul, her şeyde bir hayır var. Eğer o itler iyice kudurup obaya gelip Halimelere saldırmasalardı, o gece Halimeler kaçacaklarmış. Ya obanın dışında başka bir yerde iyice çullansalardı, hiçbirimizin haberi olmazdı. Halimeler. Kaçacaklardı yani. Deli Demir yere bakarak kafa salladı. Ertuğrul şaşkın, hırçın, düşünceli, uzaklaştı hemen. Alpleri arkasından bakıyorlar. Turgut baltasını omzuna vurdu. O kadar iti. Afşin mi tepeledi? Kervanın ayakçısına bak hele. Bamsı dudak büküp sakalını kaşıdı. Halime çadırda oturmuş, ufak ayna elleri arasında, yüzünün yansıması aynada. Arkasından kandilin alevi yükseliyor, yere serili yatağın üzerinde. Halime! Çöktü yanına. Ertuğrul Bey'im gelir gelmez seni sordu. Öyle bir gidişi vardı ki arkandan görecektin. Biz de birazdan buluşacağız Turgut'umla. O uzaklardayken yüreğim hep pır pır. Çok şükür döndüler ya sağ salim. Hem de güzel haberlerle. Sabrın sonu selamettir ay kız. Düğünümüz yakındır artık. Ay, heyecandan elim ayağım buz kesti baksana. Aynaya dikkat kesildi. Ertuğrul Bey'im mi almış bunu? Halime mahcupça gülümseyerek kafa salladı. Pek de güzelmiş. Demek oralarda da seni düşünüp dururmuş Halime. Düşünsene olur ay kız. Neden böyle dersin güzel Halime? Keyfin yok belli ki. Canını yakan bir şey mi var? Canımız yanmasın diye ömrüm boyunca kaçmak zorunda kaldım. İlk defa gitmek zorunda olduğum için canım acıyor. Ağlıyor. Kimden kaçtığınızı, neden kaçtığınızı bilmiyorum. Doğrusu hiç de merak etmiyorum. Ama şunu biliyorum Halime. Artık yalnız değilsiniz. Ertuğrul Bey'im ne gitmene izin verir, ne de başınıza bir iş gelmesine. Tapınakçıların kalesi, aşılmaz görünen kalın duvarları, kulede haberci kuşların girmesi için yapılmış minik pencereler, Mario iki kuşu kafese koymuş, açık kapısından içeri elleriyle yem atıyor. Eleanor'a arkasında, kızıl sarı uzun saçları dalgalı, kalın dudaklı, renkli gözlü. Eleanor'a, kederlisin. Kederin güvercinlerimi bile huzursuz etti. Ona döndü. Babamın öldüğü topraklardayım. Bir kez olsun onun mezarına dua etmek istiyorum. Şövalye Giovanni. Tanıdığım en bilge, en cesur şövalyeydi. Türkler babamı öldürmeden önce ona en son gören sendin mi Mario? Gözlerime mil çekip kaderime terk ettiler. Dipsiz bir kuyu kadar kör olan gözlerimin gördüğü son şey baban oldu. Titus geldi Eleanor'a dönüp ona baktı. Babam ya ölmediyse? Gözlerimden kan akarken tırnaklarımla kazdığım toprağa gömdüm babanı. Gözlerin körken gömdüğünü söylüyorsun babamı. Ya gömdüğünü zannettiğin kişi? Babam değil de bir başkasıysa. Senelerce hizmet ettiğim efendimi nasıl tanımam Eleanor'a? Gitmem gerekiyor. Müsaadenle kızım.
Görmeyen gözleri ağır ilerleyen yaşlı bedeniyle yavaşça yürüdü. Kulakları büyük ve kepçe, saçlarının önü tamamen kelleşmiş. Titus Selçuklu'dan biri gibi giyinmiş. Elveda Eleonora. Döndü Eleonora. Bitirmeden dönemeyeceğim bir göreve gidiyorum. Sana veda etmek istedim. Domen için dua edeceğim. Yanağından öptü. Titus yüzüne düşen bir ince tutam saçıyla başını eğip kaldırarak selam verdi. Titus. Belinden bir rulo kağıt çıkardı. Bu mektubu kız kardeşim Isadora'ya göndermeni istiyorum. Aldı Titus kafasını bir kere sallayıp tamam dedi ve çıktı. Eleonora üzerinde açık renk peleriniyle cama döndü yüzünü. Giovanni Ömer zindanında yerde kir içindeki yatağa oturmuş, minik pencereden dışarı bakıyor. Üstünde püskül püskül olmuş, kısa kollu bir gömlek var. Vücudu kir içinde, saçları sakalları bembeyaz. Üstad koridorda. Babasının ölümüyle ilgili şüpheleri var efendim. Kuşku dolu sorularıyla bir açığımı yakalamaya çalışıyor. Eleonora'nın attığı her adımdan haberim olmalı Mario. Mario başını öne eğip kaldırarak tamam dedi. Tahta bastonunu kullanarak yavaşça yürüdü. Üstad arkasından düşünceli. Elinde tuttuğu üzerinde seyrek boğumlar olan gümüş rengi asasını sol elinin içine vurdu birkaç kez. Selcan çadırın dışında bir yerde dikilmiş ileri bakıyordu, yürüdü. Çadırın önünde bir insan boyu uzunluğunda kalasın tepesine bağlanmış iki sivri boynuz. Çadıra girince yüzü güldü. Gökçe yerde oturmuş eşya katlıyor, canı sıkkın, boynu bükük. Selcan yer minderlerinin üzerine keyifle oturdu. Gökçe. Elini mindere koyup gel böyle diye işaret etti. Gökçe elindekileri bırakıp Selcan'ın karşısına geçti. Hayme ana Ertuğrul'da gönlü var mı sor dedi. Sen de akıllan artık. Böyle kıyılara köşelere gizlenip kendini yemekten vazgeç. Ben onları öyle birlikte görünce... Gülümsedi. Demek gönlün var mı diye sordu. Bu iş bitti artık. Kaçmayacaksın. Her zaman olduğundan daha görünür olacaksın Ertuğrul'un gözüne. Abla... Ertuğrul'un gönlü Halime'dedir. Sen de görürsün, bilirsin. Anası beni sormuş ama... ben bilirim. Oğul istemez beni. Benim güzel bacım, saf bacım. Ertuğrul'a soran kim? Süleyman Şah seni Gökçe ile evlendireceğim dedikten sonra... Ertuğrul itiraz edebilir mi sanıyorsun? Edemez değil mi? Edemez tabii. Süleyman Şah'ın ağzından evlilik lafı bir kere çıktı mı, bu işi bitmiş bil. Hem sen Ertuğrul'un bugüne kadar baba sözünden çıktığını gördün mü hiç? Hayır. Düğünün yakındır Gökçe kız. Böyle dertlenmeyi bırak. Gündoğdu Bey'imiz de dönsün eve. Ertuğrul'la sizi sözleriz. Yüzünü okşadı. Müsaade var mı yenge? Selcan Gökçe'ye kaş göz etti. Hemen toparlanıp kalktılar. Buyur beyim. Elleri önlerinde bağlı bekliyorlar. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. İyisinizdir inşallah. Seni gördük daha iyi olduk Ertuğrul Bey. Halep'ten yurdu almışsın. Aldık çok şükür. Abim dönsün kervanla, göç ederiz artık. Sağ salim dönsün de. Dönecek inşallah. Gündoğdu atın üzerinde iki büklüm olmuş, kuru dağların altından eğilerek yavaşça ilerliyor. Bakır rengi atının ayakları ıslak toprağa basıyor. Gündoğdu çevreyi kollayıp indi atından. Çevresine bakındı. Acısı var gibi topalladı. Derken ağaçların arasından bir adam çıktı. Gündoğdu geri geri adımladı. Kılıcı yok. Adam maskeli. Kılıcıyla atılınca Gündoğdu savup adamın kafasını kavradı ve atının eğerindeki ipi çekip adamın boğazına doladı. Adamın kılıcını alıp atını dehledi. At ileri hamle edince boğazına bağlı iple çırpınan adamı da sürükledi. Adam bacaklarıyla engellemeye çalışıyor ama ağaçların arasında sürüklenip devam etti. Gündoğdu gergin arkasından bakıyor. Adam yaprakları, taşları da beraberinde sürüklüyor. Bir adam daha çıktı. Kılıçları tokuştu. Adam Gündoğdu'nun hamlesini eğilip savdı.
Adamın kılıcını sallamasıyla Gündoğdu'nun kılıcı elinden yere düştü. Adam Gündoğdu'nun kılıç kesiği kanlı yarasına tekmeler attı. Gündoğdu tek dizi üzerinde yere çöktü. Adam kılıcını çenesinin altına koyup başını kaldırttı. Bir yumruk savurdu çenesine. Gündoğdu yere kapaklandı. Adam kılıcını kınına sokup başına yürüdü. Tuttu deri tuniğinden kaldırıyor. Oturduğu yerden salladığı dirsekle yere çaldı adamı, sonra üzerine abandı. Karnına oturup dizlerini yere koydu, elleriyle boğazını sıkıyor. Adamın engellemeye çalışan eli Gündoğdu'nun yüzünde, onu ittirmeye çalışıyor. Adam Gündoğdu'nun yaralı ayağına yumruk attıkça Gündoğdu acıyla kasıldı ama tek eli hala adamın boğazında. Diğer elinde sol eliyle tutup yumruklarını engelledi. Adam sonunda pes etti. Cansız eli yavaşça Gündoğdu'nun kolunun üzerinden yere kaydı. Gündoğdu'nun adamı kavramış elleri de yavaşça çözüldü. Bıraktı adamı. Gündoğdu sol üst baldırındaki açık yarasına tutarak diğer eliyle de yerden destek alıp kalktı. Hemen bulamadı dengesini, canı acıyarak aksadı. İnce bir daldan destek alıp durdu, yarasına baktı. Bir hamlede uzun deri tuniğinin belindeki kalın deri kemeri çıkardı. Tuniğini kafasından çıkartarak attı üzerinden. Ağırlığını atmış, daha rahat, daha hızlı hareket ediyor. Başına başlığını geçirdi, çevreye bakındı, sonra topallayarak yürümeye başladı. Obada dışarıda yakılmış ateşin başında kadınlar. İyi de beyim, bütün oba yeni yurt ister. Karakış kapıda. Halep'e göçmeyelim de nereye göçelim? Var mı bildiğin çıkar bir yol? Moğolların ordusu içinde kılıç çalan kaç Türkmen obası vardır bilir misin sen Alpargu? Yok, bilmem. Ben bilirim işte. Ertuğrul'un aklına uyup tıkılacağımız yılan deliği yerine geriye dönüp Moğol kumandanlarıyla anlaşabiliriz. Tapınakçıların kılıçlarına canımızı siper edip Halep'in bekçiti mi olsun kayılar? Ya da onlarcasının yaptığı gibi koca Rum ülkesini baştan sona çapul niyetine heybemize mi dolduralım? Fakat beyim, Moğollar defalarca girmediler mi kanımıza? Bu sefer farklı olacak işte. Hem bu obanın selameti için şeytanla bile iş tutmayı göze almalıyız. Unutma, her şey obamız için. Alpargu beyaz sakallı adam. Şimdi gidip şu Baybora denen ayran budalasıyla konuş. Dünkü bebenin aklını çelmesine de müsaade etme. Bugün ben susacağım, siz konuşacaksınız toyda. Ertuğrul ballandıra ballandıra zaferini anlatırken bunu şöyle güzelce bir silkeleyin. Hem oba beylerinin de nabzını yoklamış oluruz. Bakalım sizinle birlikte kaç kişinin sesi yükselecek. Gündoğdu topallayan bacağıyla hafif sola eğimli arazide koşmaya çalışıyor. Bir yandan da sürekli arkasını kontrol etmekte. Elinde kılıcı yok. Sol elinde tuniğinin kemerini tutuyor. Yere düştü. Elleriyle destek alıp kalktı hemen. Aksayan sol bacağını sürüklüyor. Yere kapaklandı. Elleriyle yerden destek alıp kalktı. Arkasında iki atlı, birlikte tuttukları ağ atlarının arasında. Gündoğdu var gücüyle koşmaya başladı. Yere düştü. Güçlükle, panikle doğruldu ama kalkamadan bir daha düştü. Eli yerde, bedenini doğrultmaya çalışıyor. Atlar yaklaştı, yanına varmak üzereler. Her şey çok yavaş akıyor. Gündoğdu bir türlü kalkamadı. Sonunda ayaklandığında adamlar neredeyse dibindeler. Gündoğdu atlayarak koşuyor. Adamların birinin sol, diğerinin sağ eliyle tuttuğu iplerden yapılma ağ iki atın arasından sarkıyor. Gündoğdu var gücüyle koşuyor. Ağ üstüne attılar. Gündoğdu çırpındı ama kurtulamadı. Kılıcının kenarıyla kafasına vurup bayılttı Gündoğdu. Durun! Karatoylar canlı ister. Götürün. Konuşan aynı Kara Toygar gibi şapkasının önünde metal bir süs olan kır sakallı adam. Şapkalarının tepesi çok yüksek olmayan külah şeklinde. İçindeki kürkü kenarlarından kıvrılınca görünür oluyor.
Obada İlyas bir çadıra girip kapısını eliyle sırtıyla kenara itti. Sana da yük olacağız İlyas Bakır. Yeni obamıza göç edene kadar idare edeceksin artık. Amma uzattınız ha. Şunca kere kıvrılıp yatıver hocam. Elinde atlarının eğerleri, pusatları. Başımın üstünde yeriniz var kardeşlerim. Turgut, Ertuğrul Bey'in benimle ne görüşecekmiş? Ertuğrul girdi. Çadırın yeri dağınık, eşyalar ortada. Bakıyorum yayılmışsınız. Sakın ola İlyas Fakir'i bunaltmayın. Değerli toplu olun biraz. Biz yokken obada olanları duymuşsundur. Eyvallah beyim. Turgut anlattı her şeyi. Belli ki Karatoygar'ın içeride bir adam var. Biz yokken obayı basacak cesareti vermiş ona. Bize dikkat çekmeyecek biri lazım. Biz ne güne dururuz beyim? Sen şu cüssenle cani suratından mı yapacaksın bu işi? Mendil gibi bir şey fırlattı Bamsı'ya. Beyimin şüphelendiği biri mi var? Var. Afşin. Tüccarın adamı. Halimeleri kurtardıktan sonra obada kalmış. Kimdir neyin nesidir bilmek isterim. Eyvallah beyim. Siz hiç merak buyurmayın. Nefesim ensesinde olacak. Tapınakçıların engin, kayalık dağların arasındaki gizli kalesi. Üstad eşyasız büyük kasvetli salonunda dik ama hafif eğimli kurulmuş. Nota sehpası gibi ayaklı bir tahtanın üzerine koyduğu kağıtlarıyla meşgul. Alçak, arkalıksız bir sandalyeye oturmuş. Elindeki divit kalemi mürekkebe banıp sağındaki kağıda yaklaştırdı. Solunda üzerinde Arapça harflerle bir şeyler yazılmış kağıtlar var. Onlara bakıp diğer kağıda bir şeyler yazıyor. Kalemi kenara bırakıp yavaşça kalktı oturduğu yerden. Sütunlar üzerinde yükselen salon çok sayıda meşale ve kandillerle ancak loş olabiliyor. Taş nişten dosya benzeri bir şey alıp geri yürüdü. Üzerindeki ipi açtı. Bu sırada Titus girdi içeri. Üzerinde bol upuzun bir elbise, belinde kuşak. Elbisesinin üstünde yarım bol kollu, bos bol upuzun bir hırka, başında sarık. İzninizi istemeye geldim efendim. Görev vakti ha. Titus'un kalın kumaş kuşağının arasında bir hançer. Yarım bıraktığım işi tamamlayacağım. Bu işi sessizce halledeceğim. İçinde nazlı bir bebek gibi büyüt intikamını. Ama asla görevlerinin önüne geçmesine izin verme. Titus diz çöktü. Türklerin sınırlarımıza gelmesine engel ol. Titus'un yüzünün önünde havada bir harç çizip kutsadı onu. Titus elini öpüp doğruldu. Sağ elini yumruk yapıp sol göğsüne koyarak başını eğdi ve geri döndü. Üstad gene sandalyesine oturup yazı işine geçti. Arapça kağıtlar besmele ile başlıyor. Üstadın yazdığı kağıtta Latin alfabesine benzer karakterler kullanılmış. Obada nöbetçiler davulları çalıyorlar. Güneş arkalarından batmak üzere. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Bismillah. Bismillah. Toy toplanmış. Söz sende Ertuğrul. Yeni yurdumuz atalarımızın destanlarında anlattıkları efsanevi topraklara benziyor. Orası gibi korunaklı. Dört tarafı dağ ile çevrili. Çevre ahali Yelkesen diye isim dahi takmış mevkiye. Sonra taşı sıksan su akar. Öylesine bereketli ve münbit bir yer. Taylarımızın özgürce koşacağı, kışın ayazından kırılan hayvanlarımızın semireceği bir dünya cenneti. Sağ olasın, sağ olasın. Yurdu aldık diye her şey güllük gülistanlık değil elbet. Yeni menzilimiz toprağa bereketli ama düşmanı da bir o kadar yaman bir yer. Burnumuzun dibinde haçlı kontluğu var. Çocuklarımız ve sürülerimiz büyürken etrafımızdaki fitne ateşi de büyüyecek. Madem öyle, neden bize atadan dededen kalma masallar anlatıp aklımızı bulandırırsın Ertuğrul Bey? Evet, Alpargo haklı. Evet, haklı. Doğru der. Ertuğrul bozuldu. Biz yurt isteriz. Mezar değil. Toprağa yurt yapan mezardır Bay Bora. Mezarımız olsun ki toprağımız yurt. Yurdumuz da vatan olsun. Deli Demir doğru der. Evet doğru der. Doğru. Yanlışsın Alpargo Bey. Atalarımızın destanlarını masal mı sandın? Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak içindir. Biz onlardan bereketli toprakları da öğrendik, etrafını saran demir dağları eritmeyi de.
Kurdoğlu gerildi. Beyler bakışıp kafa salladılar. Süleyman Şah gözlerini tüm beylerin üzerinde dolaştırıyor. Sen ne dersin Kurdoğlu? Ertuğrul haklıdır beyim. Düşmanımızın varlığı bize gazi olmanın, şehit olmanın kapısını açar elhamdülillah. Obamıza güç katar. Ganimet toplarız. Var mıdır itirazı olan? Beyler birer birer sağ avuç içlerini sol göğüslerine koyup başlarını eğiyorlar. Madem herkes hemfikir, o zaman göç hazırlıkları başlasın. Ertuğrul ve Kurdoğlu'nun elleri göğüslerinde. Gece, Kara Toygar Kervansaray yazdı. Karanlık. İki asker Gündoğdu'nun kollarını kavramış, ayakları yerde sürünür halde getirip Kara Toygar'ın önüne attılar. Gel bakalım Gündoğdu. Öfken gözlerinden akıyor. Bana mı yoksa babana mı hiddetin? Kızılcık şerbetini hiç sevmem Kara Toygar. Aslında bu olanlara hiç gerek yok Gündoğdu. Allah göstermesin. Yarın öbür gün ihtiyar babanın başına bir halt gelse, yerine geçmen kayılar için daha hayırlı olmaz mı? Eğer ben bir gün bey olursam, senin derini üzer, leşini köpeklere yedirir. Vay be! Obaya geldiğimde hırlayan Ertuğrul'u bir halt zannetmiştim. Asıl cevval olan, dişini göstermeyen öteki enikmiş. Getirin onu! Gündoğdu yerde dizüstü çökmüş bekliyor. Kara Toygar'ın kır sakallı komutanı adam da yanlarında. Askerler yaralı Hamza'yı kollarından tutmuş, ayaklarından sürüyerek getiriyorlar. Gündoğdu başını hafifçe arkasına çevirdi. Babana son bir fırsat vereceğim Gündoğdu. Alp'in Hamza'yı babana yollayacağım. Yarın tek başına esirleri bana getirmesini kibarca teklif edeceğim. Teklifimi kabul etmezse önce seni sonra bütün kıyıları kılıçtan geçireceğim. İyi niyetli, temiz kalpli bir komutanın yapabileceği ne varsa onu yapacağım. Elimden ancak bu kadar gelir. Heybetli, ürkütücü cüssesiyle sokulup kafasının tepesindeki saçları avuçladı. Beni anlıyor musun ha? Tükürdü Gündoğdu. Sol yanağına sert bir yumruk yiyen Gündoğdu yere yıkıldı. Götürün bunları, sarı beni! Hamza yerde sürünerek Gündoğdu'nun yanına ulaşmaya çabalıyordu. Kaldırdılar. Gündoğdu'nun iki kol altından tutup sürüklediler. Giderken hırçın bakışları hep Kara Toygar'ın üzerinde. Kırsakallı komutan da yürüdü peşlerinden. Gece kayı obası, gökyüzünde hilal. Çadırların arasından yükselen ateşlerin aydınlığı kızıl kızıl. Obanın içinde yükselen alevin cızırtılı kıvılcımları etrafa sıçrayıp hızlıca sönüyor. Bir hazırlık başlamış. Kadınlar yerlere minderler atıp örtüler seriyorlar. Çocuklar etrafta koşturuyor. Ortada büyük bir ateş yakılmış. Çevresinde oturanlar, ayakta dikilenler. Ateş otağın önünde yakılmış. Otak üç büyük çadırın bir araya gelmesinden oluşan kompleks, geniş bir yer. Selcan işaret parmağına gümüş rengi metalden taşlı bir yüzük takılı sağ eliyle rastlık kabını açtı. İnce bir çivik kalınlığında kibrit uzunluğundaki aparata üfledi. Sonra gülümseyerek Gökçe'ye yaklaştı. Kaşlarını boyuyor. Kaş dediğin yay, kirpik dediğin ok gibidir. Öyle bir bakacaksın ki erine kalbinden vuracaksın. Gözü senden başkasını görmeyecek. Çok sürme. Ben de yaralanmış gibi gözükmeyeyim. Merak etme. Çok güzel olacaksın. Bir bey hatunu gibi. Yanaklarına bir toz sürdü. Sırma saçlarınla, elma yanaklarınla, endamınla süzüleceksin bütün gece. Herkes sana bakacak. Ama en çok da Ertuğrul. Güldü Gökçe. Bakacak mı sahi?
Bakacak tabii. Bakmak ne söz. Kalbinden vurulacak. Yedi cihan duyacak. Bir el aynası uzattı Gökçe'ye. Gökçe kendine beğeniyle bakıp dudaklarını araladı, saçını düzeltti. Evlatlar, evvel zaman içinde, yani biz daha ata topraklarından buralara göçmeden çok zaman önce halkımıza katleden, sürülere dalıp atları, yılkı atlarını parçalayıp yiyen melun mu melun bir ejderha var. Ahali böyle korkudan durup yok mu bizi bu ejderhadan kurtaracak bir yiğit de? Yanan bir ateş. Çevresinde kimseler yok. Raşel obaya girmiş ateşin başında. Pelerinin kapşonunu başına takıp cüzamlı vücudundaki açık kanlı yaraları göstermemeye çalışmış ama yüzünde ona korkunç bir görünüm veren yaralar zaman zaman görünüyor. Üstadım verdiği minik sandığı açtı. İçinden tıpalı ufak bir cam şişe çıkardı. İçinde su rengi bir sıvı var. Onu kenara koydu. Sandıktan et parçaları çıkardı sonra. Teker teker çıkarmaya devam etti. Ellerinde siyah eldivenler var. Kenardan aldığı bıçakla etleri minik parçalara ayırmaya koyuldu. Başını çevirip çevreyi kontrol etti. Yerden aldığı ufak bir taş parçasıyla kestiği etleri dövüyor. Bir şey duymuş gibi döndü, çevresine bakındı. Şişeyi alıp tıpasını çıkardı. Et parçalarını şişedeki sıvının içine atarken parçalardan biri yere düştü. Raşel işine devam etti. Şişeyi güzelce çalkaladı. Çalkaladıkça sıvının rengi değişip koyulaşmaya başladı. Arkasında bir karaltı fark edince dönüp durdu. Oğuz atam var demiş, var. Var. Tabii o benim gibi değil. Daha yiğit. Ve yayını, okunu, kargısını, kılıcını aldığı gibi düşmüş yola. Raşel'in arkasındaki karaltı başka bir cüzdanlı yanına gelmiş. Vazifeni biliyorsun. Şişeyi yeni gelene verdi. Yeni gelen obanın sakin bir yerinde yürüyor. Raşel de diğer şişeyi aldı. Kapağını kapatıp döndü. Alçak kuş bakışı Ertuğrul önde, üç Alpi ve İlyas arkasında obadaki büyük ateşe doğru at sürüyorlar. Oba sakinleri kenara çekilip yol verdiler. Deli Demir onları görünce çocuklara hikaye anlatmayı bırakıp kalktı. Elini göğsüne koydu, kafa sallayıp selam verdi. Sercan'la Gökçe çadırlarından dışarı çıktılar. Yabanilik yapma. Ertuğrul'a selam ver. Alpler ateşin çevresindeler. Beyim, Allah razı olsun senden. Sayende telef olmadık soğuklarda. Koç yiğitlerin hep böyle ardına düşe. Kızınla oba kurasın, oğlunla ordu olasın. Allah senden razı olsun, başımızdan eksik olma. Yaşlı kadın elini öpecek gibi eğildi, Ertuğrul engel oldu. Turgut'la Aykız uzaktan bakışıp gülüştüler. Baksana bizim hisli tekiye, kilitlenip kaldı yine. Turgut'tan bahsediyor. Aykız başının tepesine tas gibi bir başlık takmış Gökçe. Hevesle Ertuğrul'a bakıyor. Ertuğrul başıyla selam verip geçti. Minderlere oturmuş beyler sağ el içlerini sol göğüslerine koyarak selam verdiler. Hepsi sakallı. Köklü kenarları kıvrık şapkalar takıyorlar. Kurdoğlu'nun göğsü Ertuğrul'da. Alpargu yanında. Deli Demir gene çocukların karşısına oturdu. Yiğit de çocukların arasında. Oğuz atam dikilmiş ejderhanın karşısına. Bana bak demiş bana. Bu kılıçta sana öyle bir vururum ki en büyük parçan kulakların kalır demiş. Ya. Ateşin üzerinde sadece kafası kesilmiş bütün bir hayvan tahta şişe geçirilmiş. Otağın kilim halısı açıldı ve önden Süleyman Şah çıktı. Hemen yanında Haymana yürüyor. Sol arkasında Yaveri. Merdivenlere iniyorlar. Kurdoğlu ve diğer beyler hızla ayağa fırladılar. Ertuğrul ve Alpleri beylerin karşısında Süleyman'ın solunda ayaktalar. Süleyman Şah tören elbisesi giymiş daha süslü parlak kumaştan. Beyler sağ ellerini sol göğüslerine koyup baş eğerek selam verdiler. Ertuğrul ve Alpleri de aynı şekilde. Herkes ayakta saygıyla Süleyman'a bakıyor. Yeni yurdumuz şerefine Alpler kılıç kalkan oynasın. Atalardan gördüğümüzü yaşatalım.
Ertuğrul elini göğsüne koyup başını eğdi. Alpleri ve yanlarında duran Akça Koca ve İlyas da. Süleyman Şah ve Hayme ateşin karşısında onlar için hazırlanmış post serili sedire geçip sırtlarını otağa verdiler. Kadınlar da bir kenarda oturdular. Ertuğrul kılıcını kınından çekip çıkardı. Alpler de ellerinde kılıçları, kalkanları ortadaki boşluğa yürüdüler. Ertuğrul sağ elinde tuttuğu kalkanı göğsüne kaldırıp Süleyman Şah'a selam verdi. Sonra geri yürüdü. Kurdoğlu beyaz uzun sakalını kaşıdı sıkıntıyla. Alp Argu'ya baktı. Ertuğrul kılıcın ucunu yerde sürterek yürüdü. Sonra kılıcın ucu yukarıda, elini havada daire çizer gibi hızla çevirip kabzasını ve ucunu kalkanına vurup zıplayarak daire çizmeye başladı. Ateşin çevresinde bir ayağını yere koyup dizel kırdığı diğer ayağını havaya kaldırıyor. Sonra ayaklarını değişiyor. Bu şekilde ateşin çevresinde serice dönerken sol elindeki kılıcın sağ elindeki kalkanına önce kabzası sonra ucunu vurmak suretiyle çarpıyor. Yerde oturmuş başka alpler kılıçlarını kalkanlarına vurarak ritim tutuyorlar. Durup kollarını iki yana açtı. İki yandan iki alp kılıç kabzalarını kalkanlarına vurarak Ertuğrul'a doğru yürüyorlar. Turgut, Doğan ve Bamsı da yürüdüler Ertuğrul'a doğru. Hayme şefkatli gözlerle izliyor oğlunu. Kalkanlarına vurarak yaklaşan alpler ateşin başında aralıklı durarak bir halka yaptılar. Yiğit Halim'in elinden tutup onu da getirdi. Ertuğrul başını çevirip arkasına baktı. O da kılıcını kalkanına vuruyor. Gökçe Selcan'ı eliyle dürtüp ileriyi işaret etti. Baktıkları noktada Halime dönmüş Ertuğrul'u izliyor. Az önce Ertuğrul'un döndüğü şekilde bu defa aralıklı durup halka halinde dizilmiş alpler dönmeye başladı. Yiğit ayrıldı Halime'nin yanından. Alpler hey dedikleri yerde kılıçlarını havada bir şey keser gibi sallıyorlar. Çehreyle Ertuğrul'a bakıyor. Ertuğrul da onu gördü. Hareketleri yavaşladı. Gökçe ikinin bakışmalarını izliyor. Bir Halime'ye, bir de Ertuğrul'a baktı. Alpler ateşin dumanı arasında dönmeyi sürdürüyorlar. Gökçe öfkeyle kalktı, çadıra koştu. Eteğinin yere değen uç kısımları çamurlanmış. Selcan arkasından bakıp Halime'ye çevirdi gözlerini. Sonra Ertuğrul'a baktı. Ertuğrul kılıcını ileri doğrultmuş. Alplerini işaret ediyor sanki. Selcan kalktı yerinden. Hayme başına kırmızı bir başlık takmış. Ertuğrul halkanın ortasında. Alpler dönmeye devam ediyorlar. Selcan Halime'nin yanına geldi. Ertuğrul gözü onlarda. Alpleriyle birlikte yere eğilip kılıcını sanki bir şeye batırır gibi yana doğru eğimli tuttu. Sonra kalkıp kollarını açtı ve havaya zıpladı. Süleyman Şah töredir diye sahip çıktı size. Böyledir bizde. Peki sizde? Misafir ondan yerde Beyoğlu'na göz kaş süzüp ayartmak mı vardır? Ne diyorsun sen be? Ben diyeceğimi dedim. Sen de anladın. Yan yana duruyorlar. Ertuğrul'un keyfi kaçtı sanki gözü ikilide. Halkanın içinden çıkıp yüzünü alplerine döndü. Alpler çevresinde hilal şeklinde dizildiler. Havada kılıçlarını sallıyorlar. Ertuğrul zıplayarak küçük bir daire içinde dönüyor. Alpler hilal şeklini bozmadan üst bedenlerini hafifçe eğmiş. Gözleri Ertuğrul'da kılıçlarını ritmik olarak 6 tane üçgen dilimin birleşimiyle oluşan yuvarlak kalkanlarına vuruyorlar. Sabit durmayı bırakıp yana açtıkları bacaklarıyla kılıçlarını sağa doğru uzatıp sonra doğrularak sol ellerindeki kalkanlarına vurmaya başladılar. Sağ adımlarını uzunca öne atıp dizleri üzerinde yere çöktüler. Ertuğrul doğrulup Süleyman Şah'ın karşısında dik durdu. Sonra döndü. Kalkanına vurarak yürüdü. Alpler çevresindeki halkayı daralttılar. Hepsi kılıcını havaya kaldırdı. Ertuğrul başını arkaya çevirdi. Halime'ye bakıyor. Ertuğrul'dan uzak dur. Halime incinmiş, gözleri dolu dolu dönüp yürüdü. Ertuğrul indirince herkes indirdi kılıcını. Ertuğrul canı sıkkın bir halde yürüdü. Süleyman yaslandığı yerden biraz yüksek tek kişilik sedirinden hafifçe doğrulup ardından baktı. Hayme onun yanında daha yüksek bir sandalyede oturuyor. Halime! Durdu, başı önünde yere bakıyor. Yayından fırlamış ok gibisin. Yoksa yine obadan kaçmaya mı niyetlisin? Belli ki duymuşsun olanları. Evet, kaçmaya çalıştık.
Ama kaçamadık maalesef. Kimse gitmenizi istemiyor. Bizim için misafir kutsaldır. Töremiz böyledir. Ertuğrul Bey, biz kara bulutları üzerimize taşırız. Gidelim ki obanın üstüne kara bulutlar dağılsın. Demek ben Halep'ten döndüğümde gitmiş olacaktınız, öyle mi? Sırra kadem basmış olacaktın. Canım yanacaktı. Yüreğim paramparça olacaktı ama... Bunlar bizim peşimizi asla bırakmayacak Ertuğrul. Kim onlar Halime? Ne istiyorlar sizden? Bizim kim olduğumuzu hiç bilmesen daha iyi Ertuğrul. Beyim, cüzdanda birini yakaladık. Alper bir orta alandan geri adım attılar. Bamsı başını o yöne çevirince hemen kılıcını uzattı. İki bekçi mızraklarının ucunda yürüttükleri cüzdanlıyı alana getirdiler. Herkes irkilip ayağa fırladı. Cüzdanlı ortaya doğru dimdik yürüyor. Ertuğrul'la Halime bakıştılar. Ertuğrul hızla yürüdü. Cüzdanlı kadının tüm yüzü sargı bezi gibi bir çaputla bağlı. Üzerine kanlar çıkmış. Sadece sağ gözü ve burnunun bir kısmı açıkta. Oradan yaşat görünen derisinde açık yaralar, kan Beyim, izleri. Yemek kazanlarına bir şey dökerken yakaladık bu kadını. Ecelim üstadım. Ne döktün kazanlara? Konuş. Kadının açıktaki gözü çevreyi tarıyor. Ertuğrul geldi. Sana tapınak şövalyelerinden selam getirdim Ertuğrul. Bekçinin üzerine dönüp mızrağını çekip ucunu karnına batırdı. Bekçi mızrağını çekti, kadın yere kapaklandı. Akçakoca Süleyman'ın kulağına bir şeyler söylüyor. Kazanlar ve bu kadını bir çukura koyun. Yakın. Doğan kıpırdanıp yürüdü. Bekçiler kadını yerden kaldırıyorlar. Süleyman Ertuğrul'a başıyla gel benimle diye otoriter bir kafa işareti yaptı. Ertuğrul yürüdü. Halime Ertuğrul'la karşılaştığı noktada ateşin gerisinde durmuş, ileri bakıyor. Elini omzuna koydu. Bu tapınakçılar senden ne ister? Halep'te seni öldürmeye çalıştıklarını daha bu sabah anlatmışken gecesinde bütün melanetlerini obamıza yaymaya çalışırlar. Her şey senin şu misafir aileyi onların elinden kurtarmanla başladı. Bu ne iştir? Mesele göründüğünden daha derin baba. Zannetmem ki konu sadece Halimelerle alakalı olsun. Tapınakçıların esas saldırma sebebi Haçlıların dibinde yurt tutmamızdan olsa gerek. Sen onlara konduramazsın. Ama misafirlerimizin bizden gizlediği bir sır var. Ve bu sır tehlikeli bir sır. Elbet onlar misafirimizdir. Başımızın tacıdır. Lakin bundan ötesi olmaz Ertuğrul. Baba. Ertuğrul. Evladım. Yabanın kızından obanın kızı olmaz. Bunu aklından çıkarma. Hem seni tez vakitte Gökçe kızımızla baş göz etmek isteriz. Haymanan'la konuştuk. Ben de münasip gördüm. Ertuğrul'un dudakları şaşkınlıkla aralandı. Neyse. Gündüzün şerri gecenin hayrından yeğdir. Sabah aşına gel. O zaman konuşuruz. Dönüp yürüdü otağda. Ertuğrul kaldı öyle. Kırsal arazide yere açılmış bir çukur. Kapşonlu cüzzam hastası kadın içinde yatıyor. Etrafında odun parçaları, yemek kazanları da kuyuya atıldı. Nöbetçiler ağızlarına maskeler takmışlar. Ellerinde meşaleler tutuyorlar. Meşaleyi kuyuya atmalarıyla alevler yükseldi. Kuyunun başında dikilmiş bekliyorlar. Gece devam ediyor. İki adam bir sandığı tutmuş taşıyor. Bir adam sırtına vurduğu kilimle yürüyor. Atların bağlandığı etrafı açık, kalaslarla çevrilmiş bölmeler. Bölmenin arkasından çıkan Raşel sessizce atın arkasından yanaştı. Ertuğrul'un atının olduğu bölmede ses yapmamaya çalışarak yürüyor. Elinde cam şişe. Tıpasını açtı. Sıvı kırmızı bir renk almış. Siyah eldiven takılı eliyle şişeyi atın su içtiği yalağa döküyor. Gece uzaktan oba.
şimşek çakmasıyla oluşan zikzaklı ince ışık çizgisi dağın üzerine vurdu. Ertuğrul çadırında elini arkasında bağlamış volta atıyor. Hayme geldi çadıra. Üzerinde kırmızı tören kıyafeti, belinde metal tokalı bir kemer. Ertuğrul annesine döndü. Hayme yavaş yavaş çadırın ortasına yürüdü. Adımları vakur, ifadesiz, sakin, ciddi. Gecene zindan eder nedir oğul? Ana, babam ne der? Gökçe bacım bana yar olacakmış. Hayme kıpırdanıp yürüdü. Çadırda yanan kandil alevlerinin gölgesi yüzlerinde titreşiyor. Hayme kenardaki sedire geçti. Ertuğrul da oturdu yanına. Arkalarında çadırın ahşap kasnağı, kilim. Gökçe bey kızıdır. Ocağımızda büyümüştür. Huyunu, suyunu, soyunu, sopunu biliriz. Onu bilirsin de ana. Benim gönlümü bilir misin? Hayme sakin bakışlarını yana çevirdi. Düşünceli, derin bir nefes çekerek omuzlarını kaldırdı. Hayme'nin gözleri dolu. Halime, bugün var, yarın yok. Kim olduklarını bilmeyiz. Tüccarız derler. Baban ses etmez. Ama bilir ki tüccar da değiller. Onlar Hak Teala'nın misafiridir der. Ucu nereye gider, izini sürmez. Atanın sözü, obanın selameti ise sana Gökçe der. Başka bir şey demez. Ana, Hakçalım'ın bir ceylanla çıkardı onu karşıma. Nasıl kıyarım o güzel gözlere, o tatlı dillere? Bir gün cesaret eder de sorarsam, gönlün var mı bende diye. O da yolum senin yolundur derse, nasıl git derim ona ana? Hayme çevirdi bakışlarını, düşünceli. Ertuğrul sıkıntılı bakışlarını önüne düşürdü. Halimelerin çadırında Yiğit'le Numan birlikte yatmışlar, uyuyorlar. Numan arkasından sarılmış Yiğit'e, kolu üzerinde. Halime yandaki yer yatağında onlara arkasını dönüp sağ yanı üzerine yatmış. Gözleri açık. Uyanıp yastığın altına soktu elini. Gümüş el aynasını çıkarıp yüzüne çevirdi. Kendine bakıyor. Ertuğrul'un ucu yere yaslı kılıcının kabzası kucağında. Eliyle kabzaya astığı kırmızı püsküle dokunuyor. Sağ elinin baş parmağında geniş, kabartma işlemeli gümüş yüzük. Aynı yüzükten Gündoğdu ve Süleyman Şah'ta da var. Sırtını döndüğü duvarda kırmızı bir halı asılı. Sağında ve solunda kandiller. Halime elindeki aynaya bakıyor. Ertuğrul kılıcının püskülüne dokunuyor. Gündoğdu zindanda yere oturup sırtını taş duvara yaslamış, yüzüne pencereden ay ışığı vuruyor. Saçı başı dağılmış, başında şapkası yok. Burnundan akan kan sakallarında donup kalmış. Alnının sağ tarafında yatay, kanlı bir çizik, alevi yukarı yükselen bir kandil. Süleyman Şah yatağında sol yanı üzerine uzanmış, gözleri açık, üzerinde beyaz içlik kıyafeti. Hayme kalçalarına inen gür saçlarını açmış, üzerinde beyaz geceliği, altında beyaz bol pijamasıyla yatağa geldi. Uyuyor musun? Gözlerimin bir an kapanabilmesi için neler vermezdi. Hayme elini Süleyman'ın omzuna koydu. Ertuğrul'la konuştum. Kızım babası iyileşti. Oba göç etmeden giderler. Beyim, sana Gökçe'yi ben dedim. Ama içim hiç rahat değil. Ertuğrul'un öbür kızda gönlü var. Alp'in gönlü obasının izine gider Hayme. Gençtir, delikanlıdır. Yüreği coşar, kabarır. Oba göçüp çadır kurulduğunda gönlündeki de kurur gider. Süleyman Şah yattığı yerden konuşuyor. Hayme düşünceli başını yana çevirdi.
Allah rahatlık versin. Hayme başını sağ omzuna doğru yatırıp oturduğu yerde sıkıntıyla gözlerini yakın çevresinde gezdirdi. Süleyman da yattığı yerde düşünceli, gözleri açık. Sabah erken saatler, hava henüz tam aydınlanmamış. Atın üzerinde yaralı bir adam iki büklüm halde ilerliyor. Adam Hamza. Atı obaya girmek üzere. Kapıdaki nöbetçiler onu görünce hareketlendiler. İki tanesi koşup duran atın üzerinden Hamza'yı aldılar. Kollarını altına girip yürüttüler. At koşup önden girdi obaya. Ayakları ıslak toprağa kaldırarak ilerledi. Hamza aksıyor. Nöbetçilerin yardımıyla hızla ilerledi. Atların bağlandığı karşılıklı bölmelerin arasına iplerle tenteler gerilmiş. İleride de çadırlı kısım başlıyor. Çadırlar köşeli değil, yuvarlak ve tepelerinde kubbemsi çatıları var. Otağda Selcan'la Gökçe aş hazırlıyorlar. Hayme ortasında ateş yanan sofranın kenarında. Ateşin üzerine bir tencere koydu. Tek bacağı kıvrık, dizden kırdığı tek bacağı havada. Selcan'la Gökçe sofraya aş taşıyorlar. Ne kutlu bir sabah bu böyle. Hadi artık ferah tut gönlünü. Sevin sevinebildiğince. Süleyman Bey'imiz de söylemiş işte Ertuğrul'a sizi evlendireceğini. Ne bileyim abla. Böyle içimde kelebekler uçuşuyor ama öte yandan da bir kara bulut gitmiyor sanki. Bir oh çek. At bütün kötülükleri üzerinden. Tamamdır bu iş. Gün doğdu dönsün hele. Gayrı dönüş yok artık. Ertuğrul gelmedi mi? Gelmedi beyim. Çadırındadır. Buyur. Gökçe kızım. Git haber ediver. Sabah aşına gelsin. Gökçe arkası dönük gülümsedi. Sonra hevesle kalktı. Selcan kafasıyla hadi git diye işaret etti gülümseyerek. Sonra o da hevesle çanakları hazırlamaya döndü. Ertuğrul yanan kandili söndürmemiş. Kılıcı hala elinde, geceki pozisyonda bağdaş kurup oturmaya devam ediyor. Kırmızı püskül takılı kabza sol kolunun üzerinde. Gözleri önünde bir noktaya sabit, düşünceli. Ertuğrul Bey'im. Ertuğrul sadece baktı kapıya. Ertuğrul Bey'im. Ertuğrul sıkıntıyla havaya dikti gözlerini, derin bir nefes aldı. İndirdi gözlerini. Gel Gökçe. Girdi. Saçları örük değil, gür uzun, koyu renk. İki omzundan öne sarkıyor. Süleyman Şahım seni sabah aşına bekler Ertuğrul Bey'im. Ertuğrul başını kaldırıp baktı Gökçe'ye. Gökçe indirdi gözlerini. Ertuğrul çevirdi başını. Gökçe dikilmeye devam etti. Bir şey diyecek gibi dudaklarını açıp bir adım atacak oldu. Ertuğrul başını kaldırıp bakınca durdu, indirdi gözlerini. Gökçe bacım. Gökçe sanki hayal kırıklığına uğramış gibi indirdi gözlerini. İkisi de susunca Ertuğrul sıkıntıyla çevirdi başını. Geliyor. Gökçe kafa sallayıp kapıya yürüdü. Ertuğrul kılıcıyla birlikte kalktı. Kılıcını kenara yasladı, kapıya yürüdü. Sofranın ortasındaki ateşte kaynayan tencereyi karıştırdı Selcan. Gökçe girdi içeri, ardında Ertuğrul. Yan yana oturdular sofraya. Yerde dizleri üzerinde oturuyorlar. Gökçe Ertuğrul'a yandan bakıp mahcupça önüne döndü. Selcan ikiliyi kesiyor memnun gözlerle. Ertuğrul tahta kaşıkla lokmasına peynir sürdü. Hayme gülümseyerek onu izlerken bir yandan lokmasını çiğniyor. Selcan tahta kaşıkla bir lokma peynir attı ağzına. Anlaşma tamamdır. Berat'ı Ertuğrul'a uzattı. Hayme gülümsüyor. Elazığ'a istediği kadar asker vereceğiz. Vergileri ödeyeceğiz. Gösterdiği yurt kabulümüzdür. Ertuğrul gülümseyerek kafa salladı. Kağıdı rulo yapıyor. Yarın sabah tez vakitte yola çık. Selamlarımı ilet. Yeni yurdumuza yerleştiğimizde kendisini ziyaret edeceğimi bildiriver. Başla baba. Berat'ı kutusuna koyuyor. Gökçe süzülerek lokmasını ağzına attı. Selcan'a bakıp gülümsüyor. Hayırlısıyla yeni yurdumuza yerleştiğimizde Gökçe ile düğünüzü yapacağız. Ertuğrul'un gülen yüzü soldu. Bakışları Hayme'ye döndü hemen. Hayme irkildi. İfadesi ciddileşti. Artık bir torun istiyorum Ertuğrul. Dizine vurdu. Ertuğrul kas katı. Gökçe mahcupça süzülüyor.
Ertuğrul başını hafifçe Gökçe'ye çevirdi. Gökçe gözlerini yerden kaldırmıyor. Hayme kaygılı, düşünceli. Gözleri Ertuğrul'da. Ertuğrul boğazında tıkanmış bir şey var gibi güçlükle yutkundu. Baba. Müsaade ederseniz. Gökçe öksürüyor. Herkes ona döndü. Gökçe iki büklüm. Başını çevirdi. Selcan sırtına vurdu. Kalk su getir. Hadi. Kalktı. Ertuğrul tam lafa giriyordu ki... Beyimizi görmem lazım. Bekle, beyimize haber vereyim. Başlar kapıya döndü. Rahman, kimdir o gelen? Hamza geldi beyim. Size görüşmek ister. Gelsin hemen. Bakışlar gergin, meraklı. Hayırdır inşallah. Hamza yığıldı. Ertuğrul hemen yakaladı. Beyim. Kara Toygar. Kara Toygar kervana bastı. Kara Toygar mı? Ne diyorsun sen be adam? Gündoğdu nerede? Diğer alplerim nerede? Hepsi öldü beyim. Hayme gözlerini hepsi acıyla yumup başını çevirdi. Selcan yıkılacak gibi geri geri adımlar attı. Gündoğdu beyimizi de Kara Toygar esir aldı. Esir aldı ne demek? Sen nasıl bırakırsın beyni ha? Nasıl? Seni nasıl bıraktın? Ne istermiş bu Kara Toygar denilen yılan? Ertuğrul Bey'in getirdiği misafirler beyim. Kara Toygar onları istiyor. Eğer yarın vermezsen Gündoğdu Bey'imizi öldürecekler. Sen sebep oldun bunlara. Hepsi senin yüzünden. O Allah'ın belalarını getirdin buraya. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Selcan! Ertuğrul sakin, kıpırtısız. Süleyman bir şeyler anlatarak Hayme'ye baktı. Selcan gel. Gel kızım. Gel. Rahman. Güvendiğin adamları gönder. Cenazelerimizi alıp getirsinler. Hamza'yı da kimseye göstermeden bir çadıra götür. Akçok Hoca ilgilensin. Olanı biteni obada kimsenin bilmesini istemiyorum. Bana da Numan'ı getir. Ne dersin beyim? İki yaver Hamza'yı kollarından kaldırdılar, taşıyorlar. Başında kanlı bir yarası var. Ertuğrul. Ertuğrul durup babasına döndü. Kadınlar Süleyman'ın arkasına dizilmişler. Halime Numan'ın üzerine giydiriyor. Rahman girdi. Sen ne desursuz adamsın be? Böyle girilir mi elin çadırına? Halime. Süleyman Şahım seni otağında bekler. Acele et. Numan kalktı. Kahverengi kuşağını hızlıca beline sardı. Çabuk ol. Numan şapkasını başına geçirdi. Halime'ye bakıp Rahman'ın önüne düştü. Halime arkalarından gergin, korku içinde yürüdü. Numan efendi. Hayırdır? Merak etme Afşin. Bir şey yok. Rahman Afşin'in göğsüne eliyle bastırıp onu uzaklaştırdı. Baba. Halime Yiğit'in elini tuttu. Baba. Afşin yanlarına yürüdü. Halime bacım, şehzademi nereye götürüyorlar? Süleyman Şah görmek istemiş. Afşin sıkıntıyla otağa baktı. Önerinden bir koyun sürüsü geçti. Halime ile Yiğit çadıra geçiyorlar. Selcan otağın yemek yenen kısmında Gökçe ile Hayme'nin önünde ileri geri volta atıyor. Bunun böyle olacağını biliyordum ben. Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Eğer Gündoğdu'nun kılına zarar gelirse o kızın da ailesinin de canını alırım. Dur hele kızım, dur. Bey hatununa metanetli olmak yakışır. Topla kendini. Rahman önden girdi otağa. Numan ardında. Rahman elini göğsüne koyup başını eğdi. Ertuğrul ve Süleyman ayakta yan yanalar. İkisi de gergin, ikisi de sert. Numan da elini göğsüne koyup eğdi başını. Buyurun beyim. Beni çağırmışsınız. Süleyman yan odaya baktı. Gelin bu tarafa. Diğer odaya geçip kadınların olduğu odadan uzaklaşıyorlar. Ertuğrul sert bakışları, ciddi ifadesiyle Numan'a yol verdi. Ardından o da girdi diğer odaya. Bu sabah bir haberci geldi. Bana kervanımızı basıp alplerimin canına kıydıklarını haber verdi. Bunu yapan Kara Toygar, oğlum Gündoğdu'yu da esir almış. Beyim, ne denir imtihanın böylesine bilmiyorum. Allah sabır versin.
Süleyman elini uzattı sus diye. Seni buraya hayır duası edesin, teessürlerini bildiresin diye çağırmadım. Seni buraya çağırmamdan oğlumu rehin tutan eşkıyaların benden ne istediklerini anlamışsındır. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve karşılığında senden tek bir cevap istiyorum. Sokuldu iyice. Kimsin sen? Bir yanda kocam, bir yanda bu ne ediyor bilirsizlerin canı. Onca Alp'i öldürdüler. Gündoğdu'yu esir aldılar. Lakin sana söylüyorum, bunların bizden sakladığı bir şey var. Ama ben onu öğreneceğim. Sonra da bunun hesabını soracağım. Yeri dağlar, töreyi beyler tutar kızım. O senin söylediğin erlerin işidir. Bunların musibetleri yüzünden obada er mi kaldı be ana? Yürüdü. Git şunun peşinden. Daha çok ortalığı karıştırmasın. Gökçe koştu, çıktı çadırdan. Haymen'in hizmetlisi kadın hep yanında, bir adım arkasında. Size bunu söylemek boynumun borcudur. Fakat emin olun ki kendi emniyetim kadar, ailemin emniyeti kadar sizin emniyetinizi de düşünmemdendir. Beyim, kim olduğumuzu söylersem bugün yaşadığınız felaketler emin olun şimdikinden kat ve kat fazla olacaktır. Lakin başını Ertuğrul'a çevirip baktı. Size bir can borcum var. Sizin için her fedakarlığa hazırım. Bana kendi canım, evlatlarımın canı dahildir. Sana tek bir cevap dedim. Tek bir cevap. Ben Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Muzafferettin Davut, Muhyiddin Mesut Şah'ın oğlu, Sultan İzzettin Kılıç Arslan'ın torunuyum. Selçuklu Şehzadesiyim. Süleyman Ertuğrul'a baktı. Sonra kaşları çatık, alnı kırış kırış halde başını sağına çevirdi. Obada küçük kız çocuğu tahta beşiği sallıyor. Afşin Halimelerin çadırının önünde dikkat çekmemeye çalışarak bekliyor. Selcan öfkeyle Halimelerin çadırına yürüdü. Halime! Ayağı fırladı Halime. İyice işit beni. Buraya geldiğin güne lanet edeceksin. Sen ki her ne yaşattın bu obaya, misli misli ödeyeceksin. Gökçe geldi. Anladın mı şimdi beni? Eğer iş bana düşerse gözümü kırpmadan eceliniz olurum sizin. Eceliniz! Gökçe çekti. Yavaş ol hatun. Kudurmuş it kimine saldırırsın? Sizin yüzünüzden kervanımız basıldı. Yiğitlerimiz öldürüldü. Kara Toygar denen namussuz kocamı esir aldı. Hele onun kılına bir zarar gelsin. Hele benim canım bir yansın. Sen kudurmak neymiş o zaman göreceksin. Allah! Tamam. Hadi gidelim. Biz gitmeyeceğiz Gökçe. Onlar gidecek. Ölü ya da diri. Afşin dışarıdan kulak misafiri. Çadırın önünde ufak ufak geziniyor. Arkasında yanan ateşin başında kadınlar. Obada beşik sallayan küçük kız. Koşan çocuklar. Gidecekler. Selcan! Kendine gel. Çıkar şunu dışarı. Gökçe kolundan çekeleyip çıkardı. Halime Yiğit'i kolundan tutmuş bir atak yapmasını engelliyordu. Yiğit Selcan'ın arkasından hiddetle baktı. Hayme sakinleşip gevşeyerek Halime'ye yürüdü. Halime'nin başı önünde. Biraz önce gelinimden hani duyduysan bundan kimseye bahsetme. Yiğit'e baktı. Çadırda kalın. Zira bundan sonra neler olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Elini Yiğit'in omzuna koyup kaygılı, hüzünlü bir ifadeyle yürüdü. Afşin hep çadırın önünde, sırtı kapıya dönük ama kulağı içeride. Hayme hizmetlisi kadınla ilerledi. Afşin eli sol tarafına taktığı kılıcın kabzasında etraftan dikkat çekmemeye çalışarak çadıra girdi. Destur var mı Halime abacığım? Halime ile Yiğit yer yatağına oturmuşlar. Hepsini duydum. Yere çömeldi. Yiğit'in başını okşadı. Bu hiç iyi olmadı. Ne yapacağız Afşin Bey? Gelini gelip kocasına bir şey olursa bizi öldürmekle tehdit etti.
Bir çaresine bakacağız elbet. Belli ki Süleyman Şah cenaze haberini saklayacak. Eğer haber duyulursa ahalinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Allah korusun. Ne şehzadelerimize bir şey olsun, ne de Gündoğdu'ya. Kara Toygar'ın niyeti belli. Gündoğdu'ya karşılık... Yiğit'in boynunu okşadı. Şehzadelerimizi isteyecek. Halime Yiğit'i kendine çekip sarıldı. Siz çadırdan çıkmayın. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Müsaadenizle. Eğilip selam verdi ve çıktı. Halime ile Yiğit bakışıyorlar. Afşin at üstünde obada ilerliyor. Gri içliğin üstüne gri yarım kol bir tunik giymiş. Belinde kuşağı, başında siyah sarı. Sarığının bir yandan sarkan kumaşını diğer yana takıp boynunu da bol şekilde kapatmış. İlyas at üstünde onu izliyor. Yıllardır kaçmaktan yorulduk artık beyim. Benim varlığımla devletimi tehdit edenlerden kaçtım. Tapınakçılardan, Moğollardan, esen çıkarma meraklılarından kaçtım. Peşime düşenlerden, devletimin bekası için biricik oğlum yiğidime zarar gelmesin diye de devletimden kaçtım. Beyim, ben kendi canımdan vazgeçeli çok oldu. Buraya kadarmış. Artık bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Kara Toygar takas istiyor baba. Ama istediğini ona versek bile yine de sizi öldürecektir. Şehzadeler alınca sana olan öfkesi bitmeyecek. Seni de abimi de öldürür. Doğru söylersin oğul. Önce Gündoğdu'yu onun elinden kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Sadece abimi değil, seni de ona teslim etmem baba. Ayıplarımla üzerine gitsem Gündoğdu'yu yaşatmaz. Hem dökülecek kanla oba bir daha iflah etmez. Dağılır gideriz. İlk önce abimi serbest bırakmaya onu ikna etmelisin baba. Sonra da onu karargahından çıkmaya. Madem takas istiyor, kuralları biz belirleyeceğiz. Gündoğdu'yu niye bıraksın ki? Bırakmak zorunda baba. Tapınakçılar beni Halep'te neden öldürmeye kalktı? Neden obayı zehirlemek için cüzzamlı bir kadın yolladılar? Neden tapınakçılar şehzadeleri Kara Toygar'a götürüyorlardı? Tapınakçılar Kara Toygar'ın sarayda önemli bir mevki elde etmesini istiyorlardı. Onlara hizmet etmesini. Kara Toygar'ın asıl istediği şehzadeler baba. Onlar için her şeyi yapar. Yeter ki istemeyi bilelim. Ya dediğin gibi olmazsa? O zaman hepimiz ölürüz baba. Ama en azından elimizde kılıcımız, onurumuzla ölürüz. Obada çamurlu toprağın üzerinde yürüyen bir kadın, ileride cılız bir ateş, yanında bir insan boyu yükseklikteki kalasa bağlanmış iki boynuz. Kurdoğlu koyun kellesinden kestiği eti bıçağının ucunda ağzına attı. Alpargu ve Baybora yanındalar. Onların önünde birer ahşap kase. Hepsi öldü mü? Kurdoğlu sakalını sıvazlayıp kuruttu eliyle. Maalesef öyle olmak zorunda. Gündoğdu dışında hepsi ölecek. Belki işlerinden şanslı biri kötü haberi Süleyman Şah'a getirecek. Vay canına. Süleyman Şah'ın saltanatı bitecek. De gidi koca dünya. Vay vay vay. Ya töre diye ısrar ederse, esirleri vermezse? Vermeyip de ne yapacak? Oğlunun ölümüne amin mi diyecek? Alplerini toplayıp Kara Toygar'a saldırırsa ne yapacağız? Süleyman Şah'ı iyi tanırım. O kendi canını ortaya kor. Kara Toygar ikisini de ortadan kaldıracak. Geriye bir tek Ertuğrul kalıyor. Onu da... Çok ileri gittim beyim. Çok. Bu işin sonu hiç iyi değil. Bıçak dayadı. Ulan iç! Madem bu kadar korkuyordun, niye benimle birlik oldun? Obanın düze çıkması için beyim. Bu işin buraya varacağını... Neye varacak ha? Neye varacak? Bu obanın iyiliği için 3-5 alp feda edilecekse edilir. Edilmez mi ha? Söyle bana, edilmez mi? Bay Bora ürkek... Edilir beyim. Edilir. İtti Bay Bora'yı, bıçağı çekti boğazından.
Kışımla kalktı sofradan. Ellerini arkasında bağladı, dikiliyor. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Biz ne gerekiyorsa onu yaptık. Eğer Kara Toygar'ı kervan baskınına ikna etmeseydim... ordusuyla üstümüzden geçerdi. Sülalemizi çürütürdü. Şimdi tek yapmamız gereken şey... arkamıza yaslanıp... obaya kara haberin düşmesini beklemek. Bay Bora'ya döndü. Sen de git elini yüzünü yıka. Kendine gel hadi. Bay Bora kalktı sofradan. Üzerinde kiremit renklerinde desenli kumaştan bir hırka, belinde kuşak. O çıkınca Kurdoğlu Alpargu'ya döndü. Alpargu kalkıp sokuldu. Bu korkağa dikkat et Alpargu. Eğer korkusu diline vuracak olursa kökünden koparmaktan da çekinme. Bay Bora'nın çıktığı kapıya bakıyorlar. Her şey düzelecek abla, göreceksin. Süleyman Şah oğlunu feda etmez. Feda etmez ha? Etmez tabii. Ama töresini de ezip geçmez. Abla, Allah aşkına olmayacak şeyler düşünüp kendini perişan etme. Gündoğdu'yu Kara Toygar'ın elinden kurtarmak için bir delilik yaparsa... içimi kemiren bu Gökçe. Gidip Süleyman Şah'la konuşacağım. İç odaya yürüdü. Halı kapıdan diğer odaya geçti. Otağın önünde iki nöbetçi, elleri kılıçlarının kabzasında, bacakları açık bekliyorlar. Önce Gündoğdu'yu serbest bırakacak. Sonra Kara Toygar'ı istediğimiz yere getirmek için yola çıkaracağım. Varacağımız yere ulaşınca da gerisi artık sizin cesaret ve hünerinize kalacak evlat. Ertuğrul kafa salladı. Mühim bir mesele konuşulmakta Selcan Hatun. Çekil önümden. Engelledi Rahman. Beyimizin emri. Sana çekil önümden dedim. İtip yürüdü. Kara Toygar'ı Kartal Tepesi'ne tuzağa düşüreceğiz. Durdu Selcan. Nefeslenip gözlerini yumdu. Sonra içeri girdi. Başlar ona çevrildi. Selcan yanlarına gelip Ertuğrul'un yüzüne baktı. Sonra Süleyman Şah'ın. Herkes şaşkın. Ertuğrul babasına baktı. Ayağa kalktı Ertuğrul. Gel dışarıda konuşalım. Eliyle kapıyı gösterdi. Selcan yer sofrasında oturanlara tekrar baktı, sonra çıktı. Ertuğrul sofradakilere başıyla selam verip yürüdü peşinden. Rahman'ın beklediği orta odadalar. Karşılıklı durdular. Gündoğdu abimi sana sağ salim getireceğime dair söz veriyorum. Eğer Gündoğdu'ma bir şey olursa, eğer ağabeyini yolda bulduklarına feda edersen, iki elim yakanda olur Ertuğrul. Beyim. Bir baba olarak senden son bir isteğim olacak. Müsaade edersen kızımı sana emanet etmek istiyorum. Kara Toygar oğlumla benim peşimde. Kızımla dertleri yok. Kızım obanın kızıdır artık. Ne kimsesi var, ne gidecek yeri. Süleyman Şah'ın düşünceli yüzüne bir tebessüm yerleşti. Yavaşça kafa salladı. Gönlünü ferah tut yenge. Odaya geri yürüdü. Selcan kaskıttı, omuzları dimdik döndü. Gözleri ileri sabit, hızla yürüdü. Kervansarayın dışında ona nazır bir yerde birkaç Selçuklu askeri. Afşin ağaçların arasından yürüyüp askerlerin olduğu tarafa geldi. Dur! Ne istiyorsun? Mızraklarını üzerine çevirdiler. Bir otak başını soracaktım. Eskiden birliğimin otak başıydı. Kimi arıyorsun? Saru, sarı bird ederler. Mızraklar geri çekildi. İlyas Afşin'i takip etmiş, uzaktan izliyor. Sarı bölüğü tanırız elbet. Ama artık kendisi otak başı değil, bölük başı oldu. Gülümsedi Afşin. Karargâhta mı? Kara Toygar'la göreve gitti. Bir diyeceğim varsa bize de. Var. Var yedim var. Uzaktan oba. Yüksekte kuşlar uçuyor. Yer sofrasının ortasındaki ateş yanıyor. Üzerinde kararmış bir kazan. Ertuğrul önündeki çanakların yerlerini değişip mevkilerini ayarlayarak çatışma planını anlatıyor. Numan'la Süleyman Şah dikkatle onu dinliyorlar. Ertuğrul önüne bir de gümüş alyans şeklinde bir yüzük koymuş. O da satranç taşlarından biri gibi.
Süleyman Şah işaret parmağını uzatıp bir şey sordu. Ertuğrul tekrar izah ediyor. Eliyle bir yeri gösterdi. İşaret parmağını iki yer arasında dolaştırdı. Numan yere bağdaş kurup oturmuş. Ertuğrul yüzünü parmağına geri taktı. Kervansaray. Sarayın loş koridorunda Titus Halepli kıyafetiyle yürüyor. Taş duvarlara çakılmış demir çubukların ucunda meşaleler. Afşin'le yan yana geçtiler birbirlerini. Titus devam etti. Afşin dönüp bir baktı, sonra o da devam etti. Karatoygar tahtına kurulmuş bir şeyler yiyor. Kırsakallı komutanı çıkarken Titus girdi içeri. Hoş geldin Titus. Komutan irkilerek durdu, sonra yürüdü. Geç otur. Yer minderini gösterdi. Üstadın güvercinle gönderdiği mektubu okudu. Kayıların Halep'e göç etmesini istemiyormuş. Evet. Hiç merak etmesin. Kayılar Halep'e değil, benim istediğim yere göç edecekler. Nasıl? Müstakbel beyleri benimle aynı şeyi düşünüyor. Haçlıların ayağına dolaşmaktansa Moğolların dizinin dibinde oturmayı tercih ediyor. Kim bu adam? Kurdoğlu. Süleyman Şah'ın kan kardeşi. İhtiraslı bir budala. Sözümüzden çıkmayacak, istediğimiz gibi kullanabileceğimiz birisi. Ya Süleyman Şah? Süleyman Şah. Ağzına bir üzüm attı. Akşam olunca karargahıma gelip teslim olacak. Üstelik şövalyelerinin elinden kaçırdığı şehzadeleri de yanında getirecek. Sarayda bir kapı açıldı. İçeride mumlar yanıyor. Düz bir çarık giymiş ayaklar içeri girdi. Deri kemerine takılı kılıcını kemeriyle birlikte çıkarıyor. Kapıya arkası dönük, oda duvarlarında koyun postları asılı. İçeri bir adam daha girdi. İlk adam kırsakallı komutan. Odaya girense Afşin, komutan hançerine davrandı. Afşin yakaladı elini. Afşin beyim. İndirdi hançeri. Afşin karşısına geçti. Kucaklaştılar. Omuz değiştiler. Kucaklaşırken sırtlarına vuruyorlar. Öldüğünü zannediyordum. Öyle bilinmesi gerekiyordu böyle. Devletimiz büyük tehdit altında. Yardımına ihtiyacım var. Kolundan tutup sıktı. Zindan koridoru, duvarda bir meşale. Örümcek ağı kaplamış demir parmaklıkların ardında Gündoğdu yere oturup sırtını taş duvara vermiş. Sol eli kırıp diktiği sol dizinin üzerinde. Karşısında tavana yakın yüksek bir yerde minik bir pencere var. İçeri ışık sızıyor. Obada Alpargo elinde hançeriyle çadırda. Nerede kaldı bu uğursuz haber? Üçü bir aradalar. Rahman geldi. Beyim, Süleyman Şah'ım sizi otağında bekler. Kurdoğlu rahatlamış ifadesini saklamaya çalışarak kafa salladı, yürüdü hemen. Rahman arkasından çıktı. Her ne olursa olsun şehzadeleri Karatoygar almamalı. Ya Sultan Alaaddin'e şehzadeleri götürmeyi başarırsa? Alaaddin'in en gözde komutanı olur. Tapınakçılar Konya'yı mesken tutarlar. Devletin içinde cirit atarlar. Bunun vebali büyük olur Sarı. Biz bu devleti kolay kurmadık. Sarığını çıkardı. Gerekirse şehzadeleri de öldürmekten çekinmeyeceğiz. Yan göz Saru'ya baktı. Benden ne istiyorsanız yapmaya hazırım beyim. Eyvallah. Biliyorum Saru, biliyorum. Vay zalim Karatoygar, vay!
nasıl kıymış yiğitlerimizi. Üstüne üstlük Gündoğdu'yu da esir etmiş ha? Evet. Şimdi misafirleri teslim etmemi bekliyorlar. Öyleyse bu kuduz itin eceli bizim elimizden olacak. Varalım alplerimizle gidelim. Dünyayı başlarına geçirelim. Hayır. Ben tek başıma gideceğim. Seni yalnız koymam. Biz birimiz ölüme giderken öteki ardından baksın, avratlar gibi gözyaşı döksün diye mi kan kardeş olduk zamanında beyim? Benim çıkacağım yolun akıbeti meçhul Kurdoğlu. Başıma bir hal geldiğinde ardında bıraktığım obama kan kardeşimi kol kanat gerdiğini bilmezsem gözüm açık gitmez mi? Hayme kapıyı aralamıştı, hafifçe geri çekildi. Süleyman kollarını uzattı Kurdoğlu'na. Kucaklaştılar. Hayme izliyor. Çok hoşnut değil gibi çevirdi gözlerini. Derin bir nefes aldı. Ben yokken vekalet sende. Hayme memnun değil. Halimelerin çadırı. Yiğit'in suratı ısık. Halime onu giydiriyor. Numan yere oturmuş. Önünde ağzı deri parçasıyla kapatılıp bağlanmış iki cam kavanoz. Gel şunu da giy. Yollar döşüme. Yiğit ağır, isteksiz hareket ediyor. Abla. Söyle aslanım. Ya bir daha seni göremezsem? O ne demek öyle Yiğit? Biz beraber ne batireler atlattık. Ne zorluklara karşı geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz elbet. Ama bu defa ayrılıyoruz. Ve yanımızda sen yoksun. Ya o adamlar bizi alır? Sen hiç yüreğini böyle dertlerle sıkma olur mu aslan kardeşim? Bak bu defa yalnız değiliz. Obanın beyleri var. Onlar bizim canımızı korurlar, bize sahip çıkarlar. Sen babamın yanından ayrılma. Onun sözünden çıkma yeter olur mu? Hem sen beni de düşünme. Ben burada oturacağım, sizi bekleyeceğim. Üzülmek yok, anlaştık mı? Yiğit zoraki kafa salladı. Hadi. Şimdi git. Şapkasını taktı. Arkadaşlarına alasmadık de. Hadi. Yiğit çıktı. Numan ardından kırışmış alnıyla baktı. Kaşları hizasındaki uzun dalgalı saçları yüzüne düşüyor. Halime ayağa kalktı. Baba. Yanına yürüdü. Çöktü yere, dizleri üzerinde oturdu. Yiğit korkmasın. Üzülmesin diye söylüyorum ama aklım inanmıyor baba. Ne olacak bu iş? Kızım, çok uzun zaman oldu. Kaçarak, tutsak düşerek çok çileler çektik. Bu iş bu defa bitecek inşallah. Ertuğrul'un bir fikri var. Benim de aklıma yattı. Tez zamanda sağ salim gidip geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Bu baba bizim için o kadar ağır bedeller ödedi ki. Ne yapsak hasta haklarını ödeyemeyiz baba. Ama baba izin ver. İzin ver, ben de sizle geleyim. Ne olacaksa olsun, hayır ya da şer. Sonumuz beraber olsun. Sen bizim için dua et yeter kızım. Gönlü güzel, kendi güzel, cesur kızım benim. Anası gibi fedakar, cefakar, güzel kızım. Merak etme. Her şey düzelecek. Halime yanağından süzülen yaşı eliyle sildi. Afşin obaya gelmiş, atını bir yere bağlıyor. Alpler atları üzerinde çevresini sardılar. Afşin yavaşça döndü. Turgut'un atının kafasını eliyle itip yavaşça uzaklaştırdı. Hayırdır, ne istiyorsunuz? Düşünümüzü. Afşin tek tek yüzlerine baktı. İfadeleri sert, ciddi. Afşin teslim oldu, yürüyor önlerinden. Atlarıyla takip ettiler. Yerler balçık olmuş, atların ayakları çamurun içinde ilerliyor. Otağda Hayme Süleyman'a kışlık uzun ceketini giydirdi. Oh. Sırtıma saplanmış bıçak gibi canımı yakar bu çıban musibeti. Ah beyim, ah. Acın acımdır.
Yani elimden bir şey gelmez. Evlatlarım ve senin için dua etmekten başka bir şey yapamıyorum. Biz ne acılar çektik. Ne göçler, ne savaşlar gördük. Kocamak da nasip oldu. Şükürler ola ki bugünlere kadar gelebildik Haymem. Gördük ya beyim. Ne düğünler, ne yeni bebeler, ne baharlar. Zaferler de gördük. İnşallah bundan sonra da göreceğiz. Hakkını helal et. Ne bu dertler kalıcı, ne bu ömür baki beyim. Sen doğru yolda yürüdün. Eğilip bükülmedin. Doğru yolda yürüyenin kaybolduğu görülmüş müdür? Allah nasip ederse senin ve evlatlarımın dönmesini göreceğim. Allah yardımcın olsun. Hakkım sana helal olsun. Sağ ol. Sarıldılar. Ayrıldılar. Birbirlerinin kollarını tutuyorlar. Kınında kılıçlar, kabzayı tutan bir el, ayakta dikilen bir adamın bacakları, Ertuğrul yerde oturmuş sağ elinde kınındaki kılıcı, karşısında duran Afşin'e bakıyor. Hayırdır, ne istiyorsunuz? Nereden gelir, nereye gidersin Afşin Bey? İn misin, cin misin bir senden duymak istedim. İlyas da otağda, Afşin ellerini arkasına bağlamış. Ertuğrul gözlerini dikmiş, cevap bekliyor. Otağın önünde hazır edilmiş atı tutan bir asker. Süleyman Şah başına kalın bir sarık sarmış. Üzerinde koyu renk uzun ceketi. Merdivenlere inip son basamakta ayağını atın mahmuzuna koyup sağ bacağını aşırarak bindi. Yiğit atının başını okşadı. Rahman Süleyman'ın atını tutuyor. Numan da atının üzerinde, başını sağ omzu üzerinden geri çevirip etrafa baktı. Hareket ettiler. Selcan bir kenarda durmuş, gidişlerini izliyor. Süleyman Şah'ın atının heybesinde bir ok torbası. Yiğit ve Numan başları sağ yandaki Halime'nin olduğu çadıra çevrili halde ilerlediler. Arkalarından Selcan yeşil gözlerini otağa dikip yürüdü. Hayme otağda yere kurulmuş arkalıklı büyük sedire yığılır gibi çöktü. Renkli işlemeleri olan minderler, açık renk bir hayvan derisi, yanda eskimiş ahşap bir sehpa, ortasında yanan kandil. Hayme kederle eğdi başını, sonra yakarır gibi yukarı kaldırdı. Sen onları koru ya Rabbi. Öyle oturuyor. Yan duvarın önünde kapının yanında ahşap kollu bir düzenek var. Üzerine şapka ve tunikler asılmış. Selcan girdi. Beni çağırtmışsın ana. Çağırdım ya. Gel otur şöyle. Dizinin dibine diz çöktü. Buyur ana. Ertuğrul çadırda. Ertuğrul Bey. Gülümsedi Ertuğrul. Müsaade var mı? Ertuğrul kapıya yürüyüp kendi elleriyle açtı. Halime Sultan, otağımıza gelir de müsaadenin lafı mı olur? Eliyle buyurun diye işaret etti, gülümsüyor. Ertuğrul'un üzerinde siyah deriden, omuzlarında kabarık parçaları olan deri bir ceket, belinde kalın kemer, bileğinde dirseğe kadar deri bileklik. Ertuğrul Bey, ben sana yalan söyledim. Evet, söyledin. Şimdi anladın mı neden gitmek zorunda olduğumuzu? Neden babada geçen günlerin bizim için tez vakitte sona erecek bir rüya olduğunu? Sen burada mutlusun. Sarayda geçen ömrüne rağmen göçebe bir obada rüyadayım diyorsun ya Halime. Bütün cihan bir araya gelse yine de mutsuz olmana müsaade etmem. Beni anladın mı kızım? Anladım ana. İyi. Hadi git şimdi. İsyan edip kötü söz söylemek yerine Allah'ın adını an. Duan et.
Yüreğini iyilikle doldur ki nasibimiz iyi olsun. Selcan kalktı. Selcan orta odaya geçti. Burası Süleyman'ın toyları düzenlediği geniş oda, duvarda bayrak önünde Süleyman'ın sediri. Mesele sadece benim mutluluğum değil. Selcan kulak kesildi. Mesele babamın kardeşimin canı. Ertuğrul sokuldu. Halime bu kadar yakın olmaktan huzursuz gibi önce kaçırdı gözlerini, sonra baktı. Merak etme. Selcan dinliyor. Babana da kardeşine de bir şey olmasına müsaade etmeyeceğim. Onları sana sağ salim getireceğim. Gönlünü ferahlat. Selcan içeri dalacak gibi hamle etti. Sonra vazgeçip kendini engelleyerek çekildi. Gözleri ateş saçarak yürüdü. Hayatımdan çalınanlardan, koparıp alınanlardan geriye kalan ne varsa onları alıp gideceksin Ertuğrul. Babamı, kardeşimi. Yalvarırım, sen de onlarla dön. Dön ki içimde eksik olanı tamamla. Eğdi başını. Ertuğrul çok hafif bir tebessümle bakıyor Halime'nin duru yüzüne. Elini uzatıp çenesinin altına hafifçe dokunarak kaldırdı eğik yüzünü. Göz gözeler. Eğer geri dönemezsen bil ki İçimde eksik olan ne varsa sen de buldun. Selcan çadırda. Bunların niyeti başka Gökçe. Töre için erime ölüme yollayacaklar. Abla, bak Süleyman Şah da bir insan. İnsan hiç evladına kıyar mı? Ne olur çıkar şu vesveseleri aklından. Sen Süleyman Şah'ı tanımamışsın daha. O töresi için obasını bile yakar. Mutlaka bir yol bulmalıyım Gökçe, mutlaka. Dolandı çadırda, sonra Gökçe'ye döndü. Erimi kurban etmelerine izin vermeyeceğim. Fırtına gibi çıktı çadırdan. Abla. Kurdoğlu elinde işlemeli bir hançerle yere bağdaş kurup oturmuş. Alpargu girdi içeri, Kurdoğlu'nun karşısına geçti. Ertuğrul'un alpleri atlanmış, pusatlanmış, gitmeyi bekler. Kurdoğlu ayağa kalktı hemen. Hançerini kuşağına soktu. Bu sırada Selcan daldı içeri. Kurdoğlu Alpargu'ya başını hızla sağa çekerek çık diye işaret etti. Alpargu çıkıyor. Selcan başını çevirip çıktığından emin olmak istercesine bekledi. Sana diyeceklerim var Kurdoğlu. Hayırdır Selcan Hatun? Gün doğdu sana güvenir. Seni sayar bilirsin. Peki ya sen Selcan Hatun? Yiğitliğine her zaman güvenmişimdir. Eyvallah. Gündoğdu'nun başına gelenler olur şey değil. Ama merak etme. Süleyman Şah onu getirecektir. Hayır, bunu yapmayacak. Eğer yiğitsen, eğer Süleyman Şah'ın obasını ateşe atmasını istemiyorsan, eğer Gündoğdu'yu biraz olsun seviyorsan... Eğer Süleyman Şah böyle bir şey yaparsa, onu ateşe ben kendi ellerimle atarım. Şimdi seni dinliyorum Selcan Hatun. Süleyman Şah, Ertuğrul'la birlikte Kara Toygar'ı Kartal Tepesi'nde tuzağa düşürecek. Ne diyorsun sen Selcan Hatun? Kulaklarımla duydum. Süleyman Şah töresini ezip geçmektense oğlunu ezip geçmeyi tercih etti diyorum sana. Bundan kimseye bahsetme Selcan Hatun. Benimle de hiç konuşmadın. Hiç görüşmedik. Tamam mı Selcan Hatun? Gündoğdu'ya ne olacak? Bir hal çaresi buluruz elbet. Hadi kimseler görmeden git şimdi. Selcan kederle çevirdi başını. Çıktı. Kalın kilim kapı hemen kapandı. Kurdoğlu arkasından düşünceli. Obanın bayraklar gerilmiş giriş kapısı, nöbetçiler. Ertuğrul beyaz atıyla önde, alpleri ardında obada ilerliyorlar. İlyas yok bu defa. Turgut, Bamsı ve Doğan'ı almış. Alpargu ile Kurdoğlu Tahtaçit'in yanında durmuş. Peşlerinden bakıyorlar. Gitmelerine izin mi vereceğiz beyim? Kara Toygar'ın avı daha bereketli olsun diye izin vereceğiz Alpargu. Elim kılıcıma gitmeden, üstüme kan bulaşmadan obayı bütün pisliklerden temizledim.
Hadi atla atına. Kara Toygar'a diyeceklerim var. Elini Alpargu'nun omzuna vurup yürüdü. Alpargu da yürüdü peşinden. Kırsalda Ertuğrul önde, Alpleri ardında. Soluk soluğa koşan atlara and olsun. Nallarından kıvılcım çıkanlara and olsun. Boyumuz için, beyimiz için, töremiz için ölmekten korkar isem, kara çelik öz kılıncımla gök ekin gibi biçileyim. Mavi gök yarılsın, yağız yer delinsin. İsmim Bengü taşlardan silinsin. Oğuz babam, kutlu obam, ahirette benden davacı olsun. Çıktığım gaza yolunda Allah yardımcım, Hızır ata yoldaşım olsun. Yayını omzuna takmış, kılıcının kabzasında Halime'nin kırmızı püskülü sallanıyor. Dört nala ilerliyorlar. Turgut sol eliyle dizginleri tutmuş, sağ elinde baltası. Bamsı kalkanını sırtına asmış. Atının eğrinin altında beyaz bir post serili. Kervansaray. Kara Toygar'ın önünde bir küçük baş kellesi. Titus gözlerini dikmiş, hayvan gibi elleriyle ve büyük lokmalarla yiyen Kara Toygar'ı yadırgar, iğrenir gözlerle izliyor. Hadi Titus, rahatla biraz. Gün bizim günümüz. İkimiz de istediğimizi alacağız. Ertuğrul Halep'e giderken de böyle rahattın. Böyle gevşektin. Sonrası malum. Adamlarının beceriksizliği. Kapıya döndüler. Saru girmiş, yürüyor. Dışarıdaki nöbetçi kapıyı çekip kapattı. Sağ el içini göğsüne koyup selam verdi. Efendim, Süleyman Şah. Misafirlerimizi bekletmeyelim. Gelsinler hemen. Yalnız geldiler efendim. Kara Toygar'ın suratı düştü, ayağı fırladı. Çabuk onu buraya getir. Saru başını eğip elini göğsüne vurarak döndü, kapıya yürüyor. Titus da ayağa kalktı. Bakalım umduğunu mu yoksa bulduğunu mu yiyeceksin Kara Toygar? Yürüdü. Kolları iki yana sarkık, yumruklarını sıktı. Titus çıkmadı. Bir kapının ardına saklandı. Saru eliyle buyur etti Süleyman'ı. Süleyman yavaş, vakur adımlarla içeri yürüdü. Kara Toygar öfkeyle hala ağzındakini çiğniyor. Eli kılıcının kabzasına gitti. Kapı kapanınca Titus yavaşça karanlık bir iç bölmeye geçti ama salondan çıkmadı. Süleyman bir basamakla Kara Toygar'ın olduğu kısma çıktı, yürüdü. Sen ne işler çeviriyorsun Süleyman Şah? Nerede onlar? Oğlumu bıraktığında istediğini alacaksın. Canına mı susadın be adam? Eli kılıcına uzandı. Oğlumla benim canım mı daha kıymetli, yoksa şehzadelerin mi? Yatağını çıkarıp Süleyman'ın boğazına dayadı. Süleyman kımıldamıyor. Süleyman'ın sakin ifadesinde resim dondu. Bu dizinin betimlemesi Tekden Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Kolivar. Altyazılar Tugay Çiftçi, Ece Naz Batmaz, Melisa Koçak. İşaretleri Hasan Hüseyin Korkmaz. Son kontroller Zerrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik yapım Allah Faydalı, Murat Çağlar Özçelik. Yönetmen Metin Günay, yapımcı Mehmet Bozdağ, danışmanlar Profesör Doktor Feridun Emecan, Profesör Doktor Ekrem Demirli, yardımcı doçent Hilmi Arıç, proje danışmanı Kemal Tekden, senaryo asistanı Aslı Zeynep Peker Bozdağ, www.tekdenfilm.com.tr, www.dirilisdizisi.com, www.facebook.com/dirilisdizisi, www.twitter.com/dirilisdizisi. Film makarası şeklinin içinde kenarları sarı kontörlü büyük bir T harfi, altında Tekden Film yazısı.